Geldi geldi ölmez tavsiyeleriyle Mine Ölmez geldi. Hoş geldin Mineciğim. Hoş bulduk. Mine'yi <laughs> dinlemeden, içinizde bulunduğunuz o sorunlu durumları nasıl aşacağınıza dair önerileri almadan bugün ne olur programı kapatmayın. Tamam mı? Yani başka kanala geçmeyin. İnanılmaz hazırlanmış acayip tavsiyeleri var. Hoş geldin bu Hoş arada. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Başlayalım edin. mı? Evet. 12 Burç'la e, YouTube takipçilerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bak 1 milyonu açtık. Bak görüyor musun? Nur bir Ali hayatta her şey var. Hemen şimdi bakarsanız burada da kocaman bir aile olduk. Çok çok teşekkür ediyorum canlarıma, YouTube takipçilerime. Mwah, mwah. Hepinizi böyle Seda Sayın diyor diyor hani kokulu kokulu öpüyorum. Evet. Misler gibi öpüyorum. İyi ki varsınız. Ben İyi de takip varsınız. ediyorum. Çok beğeniliyor kanal. Çok güzel. Gerçekten astrolojiyi Yani benim kanalım belirliyor desem doğru. <laughs> ayıp etmiş olmam çünkü neden Türkiye'nin en önemli en güzel astrologları vallahi bende. Bu olsun. kanalda. Evet. Başlıyoruz. Evet. Gelsin bakalım koçlar. Öncelikle bir kısa bir değerlendirme yapmak yapalım. Ister misin? yapalım. Ben bir geçen hafta da bir uyarıda bulunmuşum. Yine o uyarı uyarıyı devam ettireyim. Ee, bu aralar Mars çok e, kritik derecelerde ilerliyor. Mars nedir diyenler olacak şimdi. Mars astrolojide genel olarak bizim öfke kontrolümüzle e, veya nasıl öfkemizi nasıl kullandığımızla ilgili bir gezegen. Bu aralar çok sert açılar yapıyor. 13 e, Aralık'ta burç değiştirecek. Burç değiştirme zamanlarında daha da krizler çıkartıyor. Çok Daha önce de söylemiştim, çok üzücü olaylar duyuyoruz çocuklarla, bebeklerle, gençlerle ilgili. Bu iki yılın konusu olacak ama çocuklarımıza, çocuklarınıza daha çok sahip çıkmanız gereken, onları daha çok kollamanız gereken, eğer psikolojik problemleri varsa ya da sizin varsa onlarla alakalı bunları çözmeniz gereken bir dönem genel olarak. Ve öfkeden, kavgadan, kötü enerjili insanlardan kesinlikle uzak durmamız gereken bir dönem Nur. Özellikle daha önce de söylemiştim, 13 Aralık. 11'inden 15'ine kadar biraz daha böyle negatif ortamlardan, negatif kişilerden kendinizi korumanız lazım. Sağlığımızı da korumamız lazım. 12 Aralık mı çok önemli? Değil? 13 Aralık ama öncesinde bu enerji zaten başladı yani şu anda. Yani cumartesi, pazar. Aynen öyle. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Kendimizi korumamız lazım. Sevmediğiniz, sizi sevmeyen, daha çok daha önemli sizi sevmeyen insanların yanında bulunmamaya çalışın, öfke kontrolü çok çok önemli hale geldi. Ay sevmeyenlerin canı cehenneme. Ay <laughs> gerçekten. Vallahi sevmeyenler bu kadar açık canı cehenneme Sen yani. Sen hep halkın istene tercüman oluyorsun. Ya bilmiyorum çünkü ben de halkım yani. <laughs> Onlar ne yaşıyorsa ben, ben de ben öyle yaşıyorum. doğru. Aynı duyguyu paylaşıyorum. Aynı duyguyu paylaşıyorum. Vallahi üç günlük dünya seven beri gelsin sevmeyen geri gitsin canı Aynen cehenneme. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Seviyor gibi görünenler de be, öte gitsin. Allah. ...içimizdeki hain ve sinsilerden hepimizi korusun. Amin. Şimdi amin. ay böyle dolu dolu amin dediğinizi duydum şimdi Hepimiz. canlı yayında. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hadi mini ölmezin Türkiye'nin en çılgın astroloğu. <laughs> Gerçekten. Çok mi? akıllı duruyorum ama. Çok belli oluyor mu gene de? Akıllı duruyorsun. Şimdi akıllı duruyorum <laughs> şu şekilde duruyorum o özellikle. O Kadar çılgın ki yani. Özellikle ha, belli iyi. etmemeye çalışıyorum demek ha, olmuyor. He, oluyor. Oluyor mu? Hele Instagram yayınlarını takip edin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çılgın? Koçlar, gelsin bakalım Mine ölmezin ölmez tavsiyeleri. Bak, bak her tavsiye çok önemli. Büyüklerinden bir şey rica edebilir miyim? Lütfen bu tavsiyeleri şöyle foto telefonunuzu alın çocuklar çünkü işte biliyorum gençler işte e, bizi izleyen anne babalara söylüyorum böyle televizyona tut şöyle şöyle yap çek hop kızını oğluna gönder. Bak bu dediğimi unutma çünkü burada tarih veriyor önemli uyarılarda bulunuyor. Ve mine ölmez ne dediyse kulak asmak gerekiyor. Yani bunları gerçekten çok çalışarak hazırlıyorum Biliyorum. ve her burcun aldığı açılara göre tavsiyeler vermeye çalışıyorum ve gerçekten koruyucu olduğuna inanarak geri bildirimlerini de o şekilde alarak ilerliyorum. Şimdi bir güneş tutulması yaşadık 4 Aralık'ta hı hı. Nur. Bu güneş tutulması önümüzdeki güneş tutulmasına kadar, yaklaşık Mayıs Haziran ayına kadar bizim için çok önemli olacak. Hatta Haziran sonuna kadar kaderimizi belirleyecek. Bakın, şey zannetmeyin hani ya benim hayatımda hiçbir değişiklik yok, çok monoton. biriyle tanışırsınız, bir haftada evlilik kararı bile alabilirsiniz. O kadar önemli bir dönemden geçiyoruz ki, gerçekten öyle. Güneş tutulmaları çok kaderseldir ve çok beklediğiniz, böyle artık monotonlaşan konuları inanılmaz biçimde canlandırır. Her burç benim bu saydıklarımı e, çoğunluk olarak işte bu şu konular hayatınızda ön plana çıkacak dediğim konuları 6 ay boyunca çok güçlü yaşayacaklar. Dolayısıyla bunları sadece bugün için düşünmeyin. Hep aklınızın bir köşesinde olsun. Özellikle te, tavsiye olarak verdiğim görevler var. Onlar onları sık sık yapmanız sizi kurtarır ve korur. Peki de bir şey soracağım. Geçme. Koçu anlatmadan önce yükseleni mi dinleyelim, kendi burcumuzu mu dinleyelim Şimdi e, klasik astrolojiye göre, bize göre e, bazıları farklı söylüyor ama bize göre önce yükselen. Sonra güneş burcunuz. Hmm. Bilmiyorsunuzdur güneş burcunuz. Araplarda güneşin aldığı açılar çok önemli. Hitler'de ayın aldığı açılar çok önemli. Yok, Ama gerçek... Ne ben kendi astroloji... <laughs> ki o da bizim kendi astroloji değil ki. Zaten bütün astroloji kaynakları Mısır'dan Öyle ve mi? Araplardan geliyor. Aslında onların bilgileri. <laughs> evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Öncelikle yükselen. Ama yükselen burcunuzu bilmiyorsanız muhakkak güneş burcunuzu da dinlemelisiniz. Öyle düşünün. Yani ikisini de dinleyin, sentez yapın. Hayatınızda daha çok hangisinin etki ettiğini görün. Mesela ben güneş burcumla Ya Bize daha çok anki, en çok hangisi etki yapar? Normalde ki, yükselen denir. Ama, Arap mı? Hint mi? E, bence tabii ki klasik astroloji. Evet, ve Araplardan tamam. gelen kaynaklar çok önemli. Onu dinleyelim o zaman. Yani bize ne faydalıysa. Yükseleniniz ne... ve güneşinizi muhakkak takip edin. Sentez yapın. Zamanla bakın bakalım hangisi daha çok etki ediyor göreceksiniz zaten. Hadi bakalım. Koçlarla başlayalım. Evet. Koç, yükselen ve güneşi koç olanlar. Arkadaşlar ilk sayfaya gelelim hukuk seyahatler ve eğitimle ilgili tuzaklara dikkat demişsin. Evet aynen öyle. Tuzaklar çünkü Mars güney ay birleşecek 13 Aralık'ta. Mesela biri sizi çok kışkırtıyordur. Gideyim şununla bir uğraşayım dersiniz. Siz zararlı çıkabilirsiniz. Gerçekten kiminle uğraşılır kiminle uğraşılmaz çok iyi düşünün. Kendinizi öfkeyle kalkıp zararla oturtmayın. Birileri sizinle özel olarak uğraşıyor olabilir. O günlerde birileri size dava açmaya kalkabilir veya sizi tahrik edecek şeyler yapabilir. Özellikle önümüzdeki 6 ay hukuk, seyahatler, uluslararası iş ve ilişkiler... Tanınmak istiyorsanız bunlar, evliyseniz eşinizin akrabaları, kardeşleri, ailesinden kişiler. Hayatınızda hep bunlar ön plana çıkmaya başlayacak. E, yabancı bir dil öğrenmek, yeni bir eğitim almak, yabancı bir ülkeye yerleşmek, uzak bir yere yerleşme planı, inançlarınızla ilgili sorgulamalar veya derinleşmeler bunların hepsi hayatınızda önemli olacak. Ama 12-13-14 Aralık özellikle bu saydığım konular mesela yola çıkacaksınız ekstra dikkatli olun. Yollarda kimseyle tartışmayın. Bavulunuza, valizinize, eşyalarınıza, nüfus cüzdanınıza vesaire evraklarınıza dikkat edin. Biraz daha özellikle Mars koçların yönetici gezegeni olduğu için dürtüsel davranmamaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Onlara ne söyledim? Çok önemli. Duşlarına mutlaka lavanta, tuz, elma sirkesi eklesinler. Bununla duş alsınlar birkaç şey daha tavsiye etmişimdir. Ha, gül suyu da ilave edin demişim. Gül yağı ve gül suyu. Aynen öyle. Bu onlara çok iyi gelecek. Özellikle lavanta onlara çok iyi geliyor. Bunu yapsınlar. Bir de onlara ne dedim? Bir öğrenciye burs verebilirler. Bir yolcuya yardım edebilirler. Yolda kalmış birine yardım edebilirler. Bu onların korunması için çok çok etkili olacak. Esma tavsiyelerim de vardı onlar için. Ne tavsiyeler Esma? Evet, bir sonraki bölümde olması lazım. Evet. Ya Selam, ya Halim demiş. Evet, aynen öyle. Ya Selam, es Selam zaten hem içinde hava hem su elementi enerjisi olan çok rahatlatıcı bir isim. Ya Halim de zaten yumuşatan bir isim. Bu ikisi onlara iyi gelecektir. Evet, koçlar. Özellikle hukuk, seyahatler ve eğitimle ilgili konulara çok dikkat edin. Mutlaka bu hafta kutsal bir yeri ziyaret etmenizde fayda var. Evet, bu size da çok iyi gelecek evet. şifa niyetine. Ya Selam, Ya Halim, 10 gün boyunca okumanız gereken Esma. E, her şeyden önce e, hoşlanmadığı yerlerde ve hoşlanmadığı kişilerle görüşmemeye görüşmeye dikkat etsin. Yani görüşmesinler. Aynen. Bir de şunu söyleyeceğim. Birileri uzak akraba, yakın akraba fark etmiyor. Birileri sizi bir polemiğin, bir dedikodunun, bir olayın içine çekmeye hmm. çalışabilir. Eşinizle, sevdiklerinizle ya da sevdiğiniz insanla o insanlar arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Dedikodular ve iftiralar olabilir. Sanmıyorum ama böyle bir ihtimal var o yüzden dikkat edin o polemiklere o şeylere girmeyin hep asaletinizi korumaya bakın sakin bir biçimde hareket etmeyin. Ee, bu arada bakın. sevgili Nilüfer Özdemir demiş ki ya inanmıyorum Nur tam fotoyu çekip kızıma gönderiyorum Akrep Burcu kendisi demiş her hafta yapıyorum bunu sen o sırada canlı yayında söyledin çünkü ben kalpler bir <laughs> kalplerimiz bir diyorum size yani buradan oraya bir şey bir akım var sizi çok seviyorum. Evet. E, lütfen herkesin faydalanmasını, şifalanmasını diliyorum. Boğalara geçiyoruz hemen. Evet gelsin. Boğa ve yükselen boğaların hep bir kariyer ve ünvan oluşturma, kendilerini yeniden yapılandırma çabaları var. Daha iyi bir yerde çalışma arzusu, daha iyi bir koşullara e, girmeye kariyer ve iş planı ile ilgili bir büyüme planları var. Ama sürekli kendilerini bu anlamda bir baskı altında hissedip yön bulamıyorlar. Mesela başka bir iş yerine geçmek istiyor olabilir, yeni bir kariyer planı, bir ünvan sahibi olmak istiyor olabilir ama Zorluklar da gerçekten e, güçlü. Fakat bu 6 ay onlar için hem para koşullarını hem iş koşullarını düzenlemek adına çok verimli olacak. Hayatlarında hızlı gelişmeler yaşayacakları bir dönemdeler. Süper. Özellikle 10 günlük süreçte şuna dikkat etsinler. Sakın bilmediğiniz estetik girişimlerde bulunmayın. Bilmediğiniz yerlerde cilt bakımı adı altında daha ileri boyutta ne bileyim e, yüzünüzü bozacak veya sizi estetik olarak değiştirecek şeylere bu aralar girmeyin sevgili boğalar ayrıca riskli finansal yatırım, yatırımlardan da kaçınmaları gereken bir süreçteler bu onlar için çok çok önemli ee, ve hırsızlık dolandırıcılık işte bankamatiktir kredi kartı problemleridir hatalar yapmak bu konularda yanlış yerlere yatırımlar yapmak bunlarla ilgili riskleri var bir de gerçekten karanlık karanlık yerler loş ortamlar böyle e, çok gece dışarıda olmak bunları yapmamalı ruhlarına iyi gelmiyor bu süreçte bazen bana şey diyorlar Mina Hanım bu hafta hiç aşktan bahsetmediniz her gün gündemimiz aşk değil. E, değil mi Nur? Öyle bir şey yok. Yani bazen hayat bizi parayla ilgili meselelerle yüzleştiriyor. Bazen aşkla ilgili meselelerle Tabii. yüzleştiriyor. İçinizde aşık boğalar da olabilir. Ama olayımız önceliğimiz bu olmadığı zamanlarda daha korumaklı şeylerden bahsediyoruz. Diyorsun kız dünyanın yanıyor sen aşk derdindesin. Aynen öyle ya. E, hakikaten bazen gerçekten Bana söylüyor bu Yok yok hayır. Sana değil ama genel olarak böyle bir şey. E biz aşkta ne olacağız? Yani aşkta şu an bir e, şey olmuyor. şekerim yani bir bilelim aşkta ne oluyoruz. Ama Nur sen de biliyorsun ki bir insan kendine saygı duymadan işine, hayatına... ...işte kendinin varlığını ortaya koymadan aşkta gelmiyor gelse de yaramıyor. Ya hayatım tamam bunlar kitabı sözler biliyoruz. Kitabı gerçek gerçek. Önce kendine saygı duyacaksın. Evet doğru herkes haklı. Ama insan da istiyor ya. Aşk, aşk şöyle, hayatın e, baharıdır. Gözünün ferini değiştirecek, bakışını değiştirecek. Böyle e, ha, hani e, gökyüzündeki havayı içine çektiği zaman... ...onu daha anlamlandıracak birini istemiyor mu? İstemiyor. Yüzde yüz. Ama her zaman onunla ilgilenecek durumda oluyor mu? Mesela Tabii. babamız hasta oluyor, annemiz hasta oluyor, Allah çocuğumuz vermesin. oluyor. Ne bileyim para sıkıntımız oluyor. Ben hep en kilit, sizin en çok dikkat etmeniz gereken şey neyse... ...onun üzerinden ilerlemeyeceğiz. Yoksa aşk, Orhan Gencebay'ın şarkısına var ya... ...Aşk Ömrüm bah. <laughs> Yoksa ben de romantik bir insan canım. O anlamda söylemiyorum ama... ...her zaman ilk konu aşk olmayabiliyor. Mesela boğalara baktığımız zaman şu an... Parasal meseleler, iş ve kariyer konuları, hayatlarını bir düzene oturtmak, daha iyi bir hayat planına geçmek, evlilerse daha iyi bir eve geçmek ya da ne bileyim evli olmak zorunda da değiller. Daha iyi bir yuva, ev ortamı sağlamak, iyi bir yere taşınmak onların daha çok gündeminde şu anda gibi gözüküyor. E, aşkla ilgili konularda zaten iki yıl içinde evlenecek burçlar ya da düzenini kuracak işte o ruh eşili, ruh ikisi her neyse onunla karşılaşacak burçlardan birisi de boğa burcu zaten. Evet. E, doğayla baş başa olmanızı tavsiye etmişim. Aynı zamanda gül, yasemin, mavi, anemon bunları e, duş suyunuza ilave edin <laughs> Ağaca mı sarılalım? Ağaca sarılalım. Ay bu astrologlar hep aynı şey. Ama o aynı şeyi <laughs> söylüyorlar da onu bir kişi söyledi. E, bizim şey... E... Nuray. Hayır hayır Nuray değil. E, şey... Ya bizim Nuray da söyler. Ağaca, o da söyler de Öner Döşer'in eşi Gaye Döşer hocamızın hani o şifa işleriyle uğraştığı için onun bize tavsiye ettiği bir şey. Hep söylerim, anarım da. Bak. İlk ondan duyduk. O ağaçlara sarılırken fotoğrafları var bundan 10 sene öncesinden. Öyle mi? İlk ondan çıktı diye biliyorum ama tabii hepimiz söylüyoruz. Doğru olanı yapıyor. Nuray da doğru olanı ağaca söylüyor. Ağaca sarıl diyorsun. Ağaca sarılın. O sizin bütün bilgedir ağaçlar ve bütün negatif elektriğinizi alır. O yüzden Hı. astrologlar doğru söylüyor. Renkli kıyafetleri tercih etmişsin. Evet daha renkli şeyler giyinecekler. İç kıyafet olarak, iç giyim olarak üst iç giyimde yeşil şeyleri tercih ederlerse onlar için çok daha iyi olur. Kalp sevginin, aşk sorunlarına da çözüm olur onlar için. Evet. Renkli şeyler giyerseniz. Renkli şeyler ama iç kısma yeşil. Yeşil ve i̇ç zümrüt. Çamaşır ama. Evet. Üst iç çamaşır için yeşil tercih etsinler. Kalplerine yakın yerleri yeşim taşı, zümrüt, elmas gibi taşlar kendi imkanlarına göre tamam. tutsunlar. Bu onların aşkla ilgili konularda da iyileşmesine şifalanmasını sağlar. Şifa olsun inşallah. Sıra geldi ikizlere. Evet. Sevgili ikizler enerjinizi ne değiştirebilir? Zorlu yolculukta size ne yardımcı olabilir? Bir bakalım. İkizler için kolay bir zaman değil ama verimli bir zaman. Hep söylüyorum. İkizlerin tek yapması gereken şey onları aşağı çeken kişi ve koşulları bırakabilmeyi başarmak. Yani ben ya 15 senedir bu insana tahammül ediyorum ya 20 yıldır hayatımda git diyemiyorum ayrılamıyorum dedikleri zaman hastalandıklarını ya da problemler yaşadıklarını görecekler. Yani ikizler için şey bir söz var ya yukarı uçmak istiyorsan ağırlıkları bırak diye tam öyle bir dönemden geçiyorlar. Tutulmalar onları çok etkiliyor önümüzde de bir ikizler burcu dolunayı var çok yaklaştı. Hep söylüyorum akla karanın belli olduğu kimi nereye koyacağımızı anladığımız belki bazı duydukları bazı dedikodular canlarını sıkabilir. Bazı söyledikleri şeyler de hatalı olabilir. Konuşmalarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Verdikleri kararları içlerinde e, tutmayı denesinler. Gökyüzü onları şöyle sınıyor. Ne konuştun? Neye sustun? Çok dikkat et. Yani konuştuklarına ve sustuklarına çok dikkat et. Hakkını yediriyor musun susarak ya da konuşarak hata mı yapıyorsun? Bunlarla ilgili böyle hiç hata kabul etmeyen bir dönemden geçiyorlar. Dikkat etmeleri gerekiyor. E, evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili biraz zorlu bir hikaye giriyorlar. Onu söyleyeyim. İki ay. Evet. E, Ocak sonuna kadar Mars'ın e, 7. evlerinde sert bir ilerleyiş olacak ve dolayısıyla Mars bir e, ilişki alanına yerleştiği zaman kişileri biraz tartışmalarla sınar. Hani bu süreçte eğer çok mutlu bir evliliğiniz, çok mutlu bir ilişkiniz varsa, sevdiğiniz bir insanla beraberseniz lütfen ufak tefek şeyler yüzünden ilişkinizi bozacak hatalar yapmayın diyeyim. Ha bu arada partneriniz de çok agresif olabilir, sinirli olabilir. Biraz dengelemek ve alttan almak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Genel olarak ilişkilerle ilgili zorlandığımız zamanlar, Mars'ın 5. ve 7. evden geçtiği zamanlar, 5. evlerinden geçti, şimdi 7. evlerinde onları sınıyor. Birazcık daha dikkatli olmaları lazım. Yani Ekim ayını şöyle bir düşünsünler. Eylül, Ekim aylarında ilişkilerle ilgili biraz zorlanmışlardı. Çocuklarıyla ilgili biraz zorlanmışlardı. Şimdi biraz ikili ilişkilerle ilgili sakin, beklemede kalmalarını tavsiye ediyorum. Akışta ol diyorsun. Aynen öyle. Ve gül, vanilya, çilek, kakao bu dört yağı mutlaka kullansınlar. Bu kokularla... İşte uyanın, bu kokuları kullanın, hatta yenilebilecek olanları yiyin. Bol bol şekersiz çikolata ve vanilya tüketin. Çünkü tutulmalar onları onlardan aldı yani 2020 insanından beri. Bayılırsın hiç şaşmam boğa. <laughs> Boğalar çok severler. Evet ya veli, ah. ya vedüt, ya Allah ve demişim. Çikolata, vanilyalı bir kahve. Evet. Öyle mi? Bak canı istedi şu an. Boğa <gülüyor> ya. Boğa <laughs> da, boğalar çok lokmacı olurlar. Bayılırlar yemeklere. Seviyorlar tatlı şeyleri de. Bayılıyor. Çünkü Venüs'ün çocukları. Venüs tatlılarla da zaten ilgili. Hayatın zevkleriyle de ilgili. Dolayısıyla bayılıyorlar. Bu esmaları bol bol zikrederseniz hem dostluk ilişkileriniz hem aşk ilişkileriniz düzene girer hem de sonuna ya Allah'ı eklediğiniz zaman zaten bütün etkiyi çoğaltıp size çok daha iyi gelmesini sağlamış olursunuz sevgili ikizler. Yani bir akla koyun, ak koyunla kara koyunun belli olma zamanı onlar için. Ocağa kadar. Evet dürüst aşklar devam edecek dürüst olmayan ilişkiler bitecek. Şimdi şey çok önemli bak bu iki aylık bir süreçte yani Oralık, Aralık, Oralık. Oralık oyunda. Oralık ve Ocak ayında. Sen aralık bugün yok. böyle bir şeysin çok sen esas bugün çılgın sensin esas ben seni bildim yani bugün bir enerjin güzel bugün senin maşallah. Değil mi güzel işte. Bir, gül, bir muzurluk var Oralık senden. ve Ocak ayında evet. şaka bir yana ikizlerin gerçekten bu iki ayda. Özellikle dikkat etmesi gereken şeyi sormadan ikizleri noktalamayacağım. Çünkü zor bir sürece girdiler. Kavga etmeden, Heh. partnerle özellikle. Mesela ortak iş yapıyorsanız ortağınız sizi zorlayabilir. Evliyseniz eşiniz, eşinizin sorunları sizi zorlayabilir. Bir ilişkiniz varsa çok tartışma çıkabilir. Burada sizin aklı selim olmanız önemli. Daha sakin. Yani gezegenler çok dürtüsel olmayan insanlara zarar falan vermiyorlar. Mesela Dolunaylarda en çok etkilenenler en çok dürtüsel davrananlar. Yani dürtüselden kastın hemen ha De, anında hemen tepki şey. verebilen. Aynen, aynen düşünmeden hareket eden, duygularını... duyguların hani böyle tipler. Aa ben tutamam içimde. Ben ağzıma ne girirse söylerim. İçimde Hiç öyle bir hayat olamaz. Bir ortama giriyoruz mesela bazen bakıyorsunuz bir anda özel hayatını anlatmış, bir anda bir ağlama seli, duygusallıkken yani biraz duygularınızı, acılarınızı, düşüncelerinizi hemen yeni tanıdığınız insanlarla paylaş paylaşmayın. Bunu yapıyorsanız oto kontrol. Yoksa Evet gökyüzünde olan şeyler sizi zorlar yani. Güzel bir şey söyledim mesela dürtüsel olan insanlar yani tepkilerini ani bir şekilde ortaya koyan insanlar gezegenler tarafından zarar daha çok etkileniyor evet, ve daha zarar çok etkileniyor. görüyor. Evet. Yani hani derler ya 9 kere yutkunup bir kere konuşmak lazım. Aynen Özellikle öyle. Özellikle ikizler bu iki ayda. Yengeçler ne yapıyorlar peki? Evet Yengeçler... biraz sağlığa ve iş konularına odaklanmaları gereken bir süreçler. Bir kere yengeçlerin bir evlilik mevzuları var. Bak şu 6 ay içinde evlenecek burçlar boğa olabilir. Kesinlikle yengeçler, oğlaklar, başaklar, balıklar bunlara akrepler de öyle. Evlilik ve ilişkilerle ilgili kısmetleri çok açık ama bir kaygı halleri var yengeçlerin. Bitmek bilmiyor bu kaygıları. Mesela en mutlu zamanlarında bile olabilecek sıkıntıların endişesiyle bu sefer mutluluklarını mahvedebiliyorlar. Tam öyle bir süreç. Lütfen Venüs Retro'ya girmeye hazırlanıyor. İşte ilişkinizi kendi kendinize bozmayın. Bu arada Venüs Retro'sundan çok korkuyorsunuz. Korkmayın. E, bundan 8-9 sene önce de aynı Venüs Oğlak Burcu'nda retro yapmıştı. 2014 ya da 14 yıl olması lazım. çok emin olamıyorum. Ya 2013'te ya 2014'tü. E, 2014'ün ocağıydı galiba. Evet yine. Venüs retro yapmıştı. En fazla ne olur? İşte partneriniz uzak bir yere gidebilir. Biraz aranızda uzaklaşma olabilir. Eski duygularınızın canlılığını çok hissetmeyebiliriz. Ama insan her an böyle aşk aleviyle tutuşacak diye bir şey yok. Tabii yengeçlere göre öyle olması gerekiyor. Canım duygusal yengeçler. Çok romantik olamayabilirsiniz. Bunu da zararlı bir şey olarak görmeyin. Bir insan sizden uzak durduğunda da sizi sevebiliyorsa gerçekten seviyordur zaten. Ya da şehir dışına gider, bir şeyler olur. Hemen Venüs retrosuna ayrılacak mıyım düşüncesine kapılmayın. Ama şu anda biraz kaygılarınız olabilir. Bunlar yersiz kaygılar. İlişkinize sahip çıkın. Eğer hatalar varsa da üstünü zorla örtmeyin. Zayıf kalırım, onsuz olamam duygusuyla bunu söyleyeyim. İş ve sağlık çok ön planda. İşsiz olanlar için iş bulma çabası içine girecekleri, iş hayatı olanlar için iş arkadaşlarıyla veya iş yaptıkları insanlarla problem yaşayabilecekleri. Ama en önemlisi sağlık konusunda şu iki ay bulaş riskine, genel sağlık sorunlarına, karaciğerinizi yormamaya, kalça bacak bölgenize özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çok ağır ve yağlı şeyler yemekten lütfen kaçının. Mümkünse perhiz yapmaya başlasınlar. Çok iyi olur. Mars burada güzel kilo verirsiniz. Aynı zamanda spora da ufaktan bir tarafınızı incitmeden tabii Mars çünkü geçişi var. Başlayabilirsiniz. Vallahi seyircimin güzelliğine bakar mısın? Yengeçler için söyleyeceğim var mı ekleyeceğim? Yok, ekstra. Ee, i̇lişkilerle ilgili. Korkmasınlar Venüs retrosu geliyor diye yanlış ilişkileri yüceltmesinler, gerçeklerle yüzleşmekten korkmasınlar sağlıklarına ve iş yaşamlarına özen göstersinler. İş arkadaşlarıyla tartışmamaya da dikkat etsinler bu süreçte. Her günde mutlaka tuzlu suyla duş yapsınlar. Yapsınlar. Onların elektriğini atmaları gerekiyor. Yani çünkü diyorum ya normal iyi zamanda bile kaybetme korkusuyla kaygı üretebiliyorlar çünkü. Acaba İsmaları neydi? Ee, yazmıştık bir sonraki sayfada. Evet. Ya muhi şifa ile ilgili dirilten demek aynı zamanda. Ya hafiz 6. elden vars geçiyor. Yorucu bir süreç korunmaları da gereken bir süreç ve sağlıklarıyla ilgili de dikkat etmeleri gereken bir Şimdi süreç. Şimdi Mine Ölmez'in ölmez tavsiyelerini verirken Hüseyin'cim gel lütfen. Bak hemen El Nari'nin bana mesaj atmış demiş ki hemen yeşil koya takıyorum Bu ayım Azerbaycan'dan sevgilerimi gönderiyorum. Görüyorsunuz bak. Evet. Bak ne kadar tatlısınız. Hemen geri dönüşler geliyor Kaksınlar bana. Taksınlar kendi özlerini unutmasın. Her burç kendi özünü bilirse zaten mutlu olur. Kendi özüne dönerse ve dikkat ederse mutlu olur. Azerbaycan'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum ben de. Ee, yurt dışından bizi izleyen çok takipçilerimiz olduğunu biliyorum. Özellikle nereden biliyorum? YouTube kanalımızdan da biliyorum. Ee, Nur İrilli Hayatta Her Şey Var YouTube kanalı. Ee, yurt dışından izleyenler için söylüyorum. E, abone olmadıysanız mutlaka abone olun çünkü böyle çok da basit abone olmak. Hemen giriyorsunuz YouTube'a. Nur İrilli Hayatta Her Şey Var. Böyle bir tıkla abone oluyorsunuz. Şu bir tık. Sonra biz videolar paylaşıyoruz. O videoları paylaştığımız dakika haberleri geliyor size. E hemen e, hiç kaçırmadan ilk izleyenler arasında oluyorsunuz. Şimdi sevgili seyircilerimiz e, burçlarla ilgili ölmez tavsiyeler veriyor sevgili Mine Ölmez. Yengeçler için dedi ki sağlık çok önemli. Lütfen sağlığını öncelikli tut bu ayda. Her gün mutlaka tuzlu suyla duş yap. E, limon ve portakal yağını koklamayı unutma. Gece uyumadan önce melisa çayı iç, e, portakal yağını uyanır uyanmaz kokla. E, hasta ya da işsiz birine mutlaka yardımcı evet. ol. Bir de ya Muhi ya hafiz, hafiz esmalarını mutlaka 10 gün boyunca bolca oku. Evet, Türkiye'nin en çılgın astroloğu. Siz de bana katılıyorsunuz değil mi? Youtube takipçilerim <laughs> yazıyor bana. Yani Nurcum hakikaten Mine ölmez, senin dediğin gibi çılgın. Ama tavsiyeleri ölmez. Çok çalışıyor. Her burç üzerinde gerçekten çok emek harcıyor. Çok teşekkür ederim Mine sana. Ee, çünkü biz bu programı çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü burada bir vebal var. Yani size verdiğimiz tavsiyeler, öneriler... Mine nereye gitti? Buradayım. <laughs> <laughs> Mine'yi niye aldınız ekrandan? Ee, Mine'nin verdiği tavsiyeler o kadar önemli ki... ...sizi böyle e, hayattaki zorlukları sizin hayatta yaşayacağınız zorlukları en az hasarla atlatmanızı sağlayacak çok önemli tavsiyeler veriyor. Dolayısıyla burada bizim için çok önemli bir vebal var. Sizden tek rica edeceğim bir şey var. Lütfen dikkatlice dinleyin, not alın ve tabii bir de uygulayın. Aslanlara geldi sıra. Sevgili evet. Aslan. Evet. Mine de geldi o arada. Evet. Çok güzel söyledin. Uygularlarsa yani 3-5 e, ay içinde ya bu iki bunları yapmışım diyecekler gerçekten. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu yani bu anlatılan şey <laughs> ay, hadi bu programı programda geçiştirelim. Söylemek için söylenen şeyler asla değil. Bak asla değil. Yani, yani bunları... beni biliyorsunuz yani, yani hakikaten eğri doğru neyse ben hiç kimseden korkmadan, çekinmeden açık açık söylerim. Bu çok önemli. Mini ölmesin. Tavsiyelerini bir kenara not alın. Aslanlar ne yapıyorlar? Aslanların konuları hep aşk ve çocuklar Dedikodu. üzerinden ilerliyor. Evet, aslanların konuları hep aşk ve çocuklar üzerinden ilerliyor. Belki bazıları anne ya da baba olma dönemine doğru e, hazırlanıyorlar. Belki bazıları çocuk sahibi olma modundalar. Bazılarının çocuklarıyla ilgili problemleri olabilir, başlayabilir. Buna dikkat etmeleri lazım. Özellikle e, duruşlarıyla ilgili, görüntüleriyle ilgili, giyimleriyle, kuşamlarıyla, tavırlarıyla ilgili bir takım dedikodulara veya sansasyonel durumlara girmesinler. Hep uyarıyorum veya işte prim de vermesinler. Birileri onları çok eleştiriyorsa giyimlerini, kuşamlarını, tarzlarını, tavırlarını prim de vermesinler. Bu ara gökyüzü onları biraz çocuklarıyla veya işte hobileriyle, hobilerini meslek haline getirme çabasıyla, kendilerini daha çok sahnenin önüne atma çabasıyla uğraştırabilir. Çaba sarf edebilirler bu konularda. Aşk hayatları ile ilgili biraz daha çaba sarf edebilirler. E, genel olarak cinsel sağlıklarına, aşk hayatlarına, özel hayatlarına e, dikkat etmelerini tavsiye ediyorum eğlence ve eğlence eğlencevari alışkanlıkları varsa eğer böyle hani tam da şey şans oyunları gibi vesaire bunlardan uzak durmalarını yine tavsiye ediyorum. Biraz daha çocuklarına varsa yoksa başka çocuklara yardım etmeleri gereken bir süreçten geçiyorlar. Yani Göksel ödevleri bu aslında. Varsa ödevleri? Göksel bir ödevleri yoksa, varsa hı. o da bu. Hani her zaman bizim önümüze hayat bir şeyler getirir, biz onu zorluk olarak görüyoruz. İşte ben buradan tavsiyeler çıkarıyorum. O zorluk gibi gördüğümüz şeyler aslında bizi hayatta ileri noktaya taşıyacak Doğru. şeyler. Ha sen çocuğun çok sinirliyken veya hastalandı diye isyan edersen o sorunu aşamıyorsun. Aa bu sefer bu geldi. Bununla daha iyi nasıl baş edebilirim? Allah bunu bana niye yaşatıyor acaba? Buradaki almam gereken mesaj nedir diye baktığınızda. Daha rahat geçiyor. Ya Aziz ya Allah dedim çünkü e, onları aşağı çekmek isteyen, enerjilerini düşürmek isteyen insanlar olabilir. Bunların karşısında ya Aziz e, ve ya Allah isimlerini tekrar ederlerse o parlaklıklarını, ışıklarını geri alacaklardır. Ya da kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Bu oyunlarında bir ayna taşısınlar. Bu çok önemli. Niye? Hepimiz için önemli aslında. Ayna e, Ayna taşıdığın zaman işte bana baktığında ne görüyorsan o sensin demek zaten bildiğimiz aynı. Evet, benim de var aynalı kolyelerim. Ayna taşıyın. Bunun anlamı çok güzel. Yani ve gelen enerjiyi geri karşı tarafa yansıtmanız için de önemli. Ve Aslanlar için önemli bir şeydir. E, ma, ama ayna. sen Aslan değilsin niye taşıyorsun? Yani ya herkes taşıyabilir. Benim Öyle ay mi? benim ayım Aslan. Yükselen hmm. yükselenimde de Aslan etkisi çok fazla o benim. O zaman hayatımda. Aslanlar, yükselen Aslanlar hepsi <laughs> ayna taşımalı. <laughs> evet, taşımalı ama illa Aslan olmak zorunda değilsiniz. Çok nazara geliyorsanız çok yargılanıyorsanız. Mesela, küçük bir ayna şöyle. Küçük de olabilir, Uçak büyük de olabilir. Valla ben asarım böyle büyük <laughs> ayna. Benim için fark etmez. Ben bir ara böyle kocaman maşallah takmıştım. Gülmüştü herkes. Ya, <laughs> ben yapabilirim. Benden beklenir ama siz tabii o kadar büyük takmayın. Normal Çılgın ayna. Çılgın diyorum. <laughs> Normal ayna takabilirsiniz. Gördüğünüz şuradaki yüzü en şey. E, naif. <laughs> Sakin duruyorum. <laughs> Sakin. Evet. Ama şey, e, aynen, benim aynı benim Uranüs üçgenim var. Ayım Aslan, Uranüsüm Yay falan. Ben zaten öyleyim. Evet, çılgın biriyim ama bundan da çok mutluyum. Siz de öyle olun. Hayat çok güzel geçiyor öyle. Bir tane yani kimse ne diyecek diye yaşamamak lazım. Sizin doğru. doğrunuzsa siz o doğru da gideceksiniz. Aslan da öyle bir burç. Sadece Aslan burcu değil. Dediğim gibi nazara çok gel. Mesela seni de takman lazım nazara çok gelenler. Bu arada sen aslan olmayabilirsin ama ünlü insanlar, göz önünde insanlar güneş etkisi taşır. O da aslan burcu etkisidir. Beşinci ev etkisidir. Sahne insanları. Ayda ayna getirin bana. <laughs> Hemen aynayı getirin bana. Bazılı <laughs> <Mazlum gülüyor> getirin <gülüyor> gibi oldu. Aynayı getirin bana. Buraya bir ayna takarsanız çok yargılanıyorsun. Mesela kayınvalideniz sizi yargılıyor, eşiniz sizi yargılıyor. Herkes size sen böylesin, sen şöylesin diyorsa eğer baskı altında hissediyorsanız. Aynalı bir kolye taşıyın ve takarken de deyin ki sadece aslan burçları değil aslanlar zaten yapsın bana kim ne yargı yapıyorsa bu kendisine aittir. Allah. Beni yargılayanların aslında yargıladıkları kişinin kendileri olduğunu onlara fark ettir. Böyle niyet ederek takın. Amin. Ve rahatladığınızı göreceksiniz tavsiyelerimizde. Bunlar mutlaka bir çocuğa bu hafta yardım edin. Varsa kendi çocuklarınızla daha çok ilgilenin. Evet. Yani evet bir insana yardım etmek e, insana hakikaten çok iyi gelen bir duygu. Bir tek e, o ve, iyi geliyor zaten. Ve zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten Hani bir liranız varsa ya da iki liranız varsa, yani belirli bir kısmını biriyle paylaşabilirsiniz çünkü hakikaten çok zor bir dönemdeyiz. Evet. Ee, en azından en yakınımızdakilere, komşumuza, akrabamıza, çevredeki kişilere yardım etmekte fayda var. Evet. Başaklar, onlar ne yapıyorlar? Sevgili Başak, bu hafta. Evet, Başaklar. Ve ölmez tavsiyelerde inanılmaz tavsiyelerim var. Başaklar için bu 6 ay boyunca sürecek bir etki ama bu aralar özellikle taşınmalar gündeme gelebilir. Ev değişiklikleri, ev alım satımı gibi durumlar. Bunlarla ilgili bir kere dikkat etmeleri lazım. Ev satacaklarsa değerinden aza gitmemesi için veya alacaklarsa işte zarara girmeyecekleri şekilde köklü bir değişiklikler dönemine giriyorlar hayatlarında. Babaları ve anneleriyle ilgili zaten bir, bir buçuk yıldır bir şeyler yaşanıyor olabilir. Sorunlar, kavgalar, tartışmalar ya da sorumlulukları artmış olabilir. Ya da onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalmış olabilirler. Baba, anne, aile kavramları 6 ay boyunca da kilit e, şeyler, kavramlar olacak onlar için. Ve kendi yuvalarını kurma telaşları da olabilir bu arada. Gerçekten gözü evlenebilirler. Yani 2022 yılının evlenecek burçlarından, yuva kuracak burçlarından birisi de Başak burcu. Oh, hani evet inşallah. ama işte bunu stressiz yapmak adına biraz daha aileyle eş arasında, aileyle sevdiğiniz insan arasında dengeler kurmak belki bunlar da biraz zorlanacaklar ya da işte yuva kurma telaşı, ev kurma telaşı olabilir. Ev, yuva, aile ve aile büyükleriyle ilgili kavramlar hayatınızda önemli olacak. Nisan 2020 ile başladı bu anne baba aile kavramı ile ilgili süreç. Ee, bir 6 ay daha çok güçlü bir biçimde gündeminizde olacak sevgili başaklar. Sakın büyüklerinizin kalbini kırmayın. Sonrası çok pişmanlık getiriyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani yaşayarak öğrenmeyelim. Duyuyoruz görüyoruz Doğru. evet evinizi negatif enerjilerden temizlemeniz çok önemli taşınmak istiyorsunuz taşınamıyorsunuz evinizi satmak istiyorsunuz satılmıyor evinizde bir takım çalışmalar yapın hep söyledim onlara yine söylüyorum kapınızı iç dış sirkeli tuzlu gül suyu ilave ederek temizleyin ee, ve dualarla temizleyin kapı çok önemli evin giriş kapısı ee, iç ve dış kapı buradan yine gayri hocamı anlıyorum onunla da konuşmuştuk bu konuyu çok önemli arkadaşlar bütün şifa terapileri yapan insanların da tavsiye ettiği bir şey. Başaklar özellikle buna çok dikkat etsinler. Evinizi güzelce temizleyin. Haftada bir gün dış kapınızı iç dış silin ve evinizde ada çayı, tütsüsü de mutlaka yakın. Hatta ben şey de tavsiye ederim. Tarçın yakmak ve yeni bahar. Bunlar da çok iyi gelir evin enerjisi için. Evet. Bu arada Gaye hocam bana böyle bir şişede bir şey gönderdi. İçinde e, taşları, var. taşları var. Ondan su içecek. Suyu içiyorum. Ne Hı. kadar güzel bir şey Suyu Suyu çok güzel oluyor. Bayıldım. Ben Bayıldım. De öyle, evet. Selam gönderiyorum. Gaye Şimdi hocamız ben Öner Döşer'in çok eşi. kıymetli eşi. Evet. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Gaye Döşer. Evet. Ben de gönderiyorum Gaye selamlarım. Hocam bayıldım. O gönderdiğiniz şey muhteşem bir şey. Evet ben böyle de Böyle içinde böyle bir taş var. İçine su koyuyorsun. E, o sudan içtiğin zaman enerjin değişiyor. Belki ondan mı enerjin değişiyor? Evet Ama maşallah şey maşallah. Hep böyle kal. Ne güzel. <laughs> Peki. E, ekleyeceğim var mı Başaklara? E, başaklar e, evlilik, yuva kurma, aileyle ilgili kavramlardan... E, Böyle zarara düşmeyecekleri, öfke patlamalarına kapılmayacakları şekilde hareket ederlerse hiçbir zararları olmayacak. Gayet yukarı doğru gidiyorlar. Özgüvenleri de bayağı bir artacak bu arada. Onu da söyleyebiliriz bir ara. Kimin özgüveni artacak, kim evleniyor. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Az sonra canlı yayınımızda burçların dünyaya geliş amacı ve ne yaparsa burçlar başarılı olur. Evet. Tek tek anlatacak sevgilimine. Kesinlikle. Başaksın, hayata geliş amacın bu. Şunu yaparsan başarı seninle. Aslansın, hayata geliş amacın bu. Şunu yapman gerekiyor, başarı seninle. Tek tek anlatacak. Bunları da dinlerlerse bizi kaçırmayın. çok memnun olacaklar. Eğer bu uyanışı yaşarlarsa. Peki, ailevi konuları çözerse maddi ve manevi birçok konunun üzerinden gelecek evet. sevgili Başak. Aynen öyle. E, esmaları da gelsin ekrana. Ya hay, ya kayyum demiştim galiba. Ya hay, onlara. ya kayyum. Bu hafta esma esmaları bolca okumaları gereken Başaklar Aynen. böyle. Sıra geldi sevgili terazilere. Min Ölmez'den Ölmez tavsiyeler geliyor sevgili teraziler. Siz bu hafta neye dikkat edeceksiniz bakalım? Evet, e, onların da kardeş ve akrabalarıyla ilgili sorumluluklarının arttığı sadece bu da değil. Dil ve iletişim, konuşma, e, hep söylüyorum ya sadece konuşmak değil, susmak da hata olabilir bazen. Hı hı. Mesela sana haksızlık yapılıyordur, susuyorsundur. E, derler yani hani hadis-i şerif var, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Beter, derler. Yani... Ee, şimdi Allah'a havale edeceğiniz noktayı iyi bilmelisiniz sevgili teraziler. Allah'a ne zaman havale edersin? Yapacak hiçbir şeyin yoktur. Gerçekten mazlum durumdasındır. Karşı taraf senden çok güçlüdür. Elinle veya dilinle yapabilecek hiçbir şeyin yoktur. O zaman Allah'a havale edersin. Ama terazinin bu hayattaki en büyük sınavı birazdan tekrar bahsedeceğim. Ben diyememek ve haklarını müdafaa edememektir. Kimseye haksızlık yapmamak için günün sonunda haksızlığa uğrayan, uğrayan insanlar oluyorlar. İşte buna çok dikkat etmeleri lazım. Ne konuşuyorsunuz? Neye susuyorsunuz? Etrafınızda birileri sizin için bir şeyler konuştuğunda nasıl tepkiler veriyorsunuz? Kendinizi iletişim sorunlarını içerisinden nasıl çıkaracaksınız? İki ayın sınavı bu olacak. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizden birilerinin sorumlulukları sizin üzerinize kalabilir. Kardeşlerinizle çok tartıştığınız ya da en yakınlarınızda kimler varsa yan komşunuz, işte akrabanız, ...kimse, birlikte çok bir arada olduğunuz kişiler... ...bunlarla çok tartışma yaşayabileceğiniz bir süreç olabilir. Mars çünkü buradan geçecek. Hı hı. Onun için öfke kontrolü çok önemli. Hani sonradan kalp kırıp da pişman olacağınız şeyler yapmayın sevgili teraziler. Size karşı da bu kişilerden bir takım stres veren durumlar, agresyonlar gelebilir. Onlara karşı da sakinliğinizi koruyun. Ee, onlara şöyle bir şey tavsiye ettim. Bunu bir defter alsınlar. O defter bitene kadar... Ee, ...çocukluğunuzdan beri sizi üzen bütün olayları itinayla yazın. Sanki o defteri birine gösterdiğinizde bütün sorunlarınız çözülecekmiş gibi hissiyle yazın. Ve bu defteri not edin, yazın. En son ister yakarsınız, ister başka bir şey yaparsınız. O size kalmış, yakabilirsiniz. Daha da iyi olur. Ama bunu yazın arkadaşlar. Bu, sü bu süreçte terazinin şifası konuşmak, anlatmak ve yazmak. Hı hı. Kimseyle konuşamıyor musunuz? Ses kaydı yapın, kendi kendinize konuşun, sesinizi dinleyin. Bu süreçte yazarak, konuşarak, söyleyerek, anlatarak şifa bulacaksınız. İmkanınız varsa psikoterapi alabilirsiniz. İlla bir sorununuz olmasına gerek yok. İçinizi dökmeniz gereken bir süreç çünkü. Ve ya Latif zaten sizin isim, size çok iyi gelen isimlerden. Ya alim esmalarını okursanız daha doğru konuşur, daha doğru hareket eder. Ve her attığınız adımda hediyelerle de karşılaşırsınız diye ümit ediyorum. Peki. E, Teraziler için ya latif ya Alim yakın çevremden komşun ya da akrabandan birine maddi ve manevi destek olursan çok fayda sağlayacaksın. Arka, kardeşler ve akrabalarla ilgili sorumluluklar artıyor. Sevgili terazi haftan güzel geçsin, şansın bol olsun, bereketin çok olsun ve sevdiklerin hep yanı başında olsun. Sıra geldi. Seni sevdiğim Burcu. Evet. <laughs> ya çok tatlısın. Her an olsun sen. böyle yapıyorum. <laughs> canım akrepler. Açın televizyonunuzun sesini. Çünkü bu hafta ölmez tavsiyelerde acayip tavsiyeler var sizler için. Bak bir, ay güzel şey de değil parasal konular zorluk bir döneme mi girdiler? Ee, şöyle Mars para evlerinden geçiyor. Mars genel olarak natal haritada yani doğum anı haritasında da para evinde çok öyle hoşumuza giden bir gezegen değil. Harcatan bir gezegen çünkü. Hmm. Parasız kalmak demeyelim de çok para harcamaları gerekebilir. Bu sadece illa kötü bir şey için değil. Onların ev alma zamanı bu arada. Hep söylüyorum. Ev alma, ev sahibi olma, evde tadilat, tamirat etme. Mesela taşınma masrafı olabilir. O kadar çok ki şu an tadilat yapan, ev alan ve akrep tanıdığım ev taşıyacak işte kira işte hesaplama yapıyor, depozitosu çosu busu. Bunlar da olabilir. Aa hakikaten bak benim de bir tanıdığım var evet, orada. Taşınma... Benim üç tanesi birden. Bir tane ee? evini tadilat yaptırıyor. Selamlar buradan. Rita. Bir tanesi ev tutacak onun hesaplamasını yapıyor. İşte taşımasıydı o suydu bu suydu. Akrep böyle bir süreçten Bunlar geçiyor. da olabilir. Evet ev taşımak şehir dışına gidiyordur belki bunun yolcu, şey, yolculuk işte gidiş vesaire. Bir masraf döneminiz var. Paranıza dikkat etmeniz gerekiyor. En azından zorunlu olanlar için bir şey yapamazsınız ama fuzuli masraflar yapmamaya çalışın. Çok lükse kaçmamaya çalışın. Çünkü Mars yaklaşık iki ay boyunca para evinizden geçecek ve size harcatacak. Özellikle ayın 12'si, 13'ü, 14'ü bugünlerde Parasal tuzaklara onlar da dikkat etmeliler. Hmm. Yani yanlış yatırımlar yapmamaya, tanımadığınız birine para ödememeye, borç vermemeye. Yani borç isterseniz sonra o karmik bir şeye dönüşür. Ödeyemezsiniz sonra sıkıntı olabilir. Birazcık parasal konularla ilgili ayın bugünlerinde özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, masraflarını dengelesin demişim. Evet. Ya Muni dilediğine zengin eden, e, ya Fettah, ya Rezzak esmalarını... Bol bol zikredersiniz bu para sıkıntısı ol, olabilecek süreci daha rahat atlatmış olursunuz sevgili akrepler. Sadece bu değil onların da yuva kurma, aile hmm. olma. Mesela bazıları gerçekten mutsuz ilişkilerini arkalarında bırakıp yeni bir yuva kuruyor olabilirler. Bazıları e, gerçekten ilk defa evleniyor veya yeniden evleniyor olabilir. Bir yuva kurma, kökleşme zamanı onlar için. E, bu süreç birazcık masraflı gözüküyor ama böyle çok kötü bir masraf beklemiyorum hani. Yine de fuzuli şeyler yapmasınlar en azından masraflarına dikkat etsinler harcamalarına. Evet sevgili Akrep masrafları dengelersen bu parasal konulardaki zorlu süreci daha kolay atlatabilirsin dedi. Bu arada 2022-2023 Akrep'in de aşk ve çocuk zamanı yani ya, aşk ve çocuklarla güzel. ilgili e, güçleneceği hayatında bu sınavların sınavların demiş ya, bu olayların geleceği bir süreç olacak. Çocuk sahibi olmak belki İnşallah. çocuklarıyla daha çok ilgilenme zorunluluğu aşık olmak. Bunlar akrepler için de geçerli. Aşk Seviyorum evlilik. sizi akrepler. Mutlu bir bayılıyor size yani. Vallahi bir bayılıyor, bayılıyor. gerçekten bayılıyor. Yani bayılır. bir insan böyle karşıma çıkıp ben akrebim demesi yeterli. Ay canım benim. ben olarak. akrebim biliyor musun? <laughs> Hemen canım deyip sarılabilirim. 3 Kasım'da doğdu Sevgili falan. yaylar. Evet. Sizde de güzel haberler var. Gelsin bakalım ekrana. Yaylar bu hafta ne yapıyorlar? Canım yaylar. Evet bak. <laughs> Canımı dedim bak Önemli şimdi. Önemli tavsiyeler var. Bir kere gereksiz kavga ve tartışma Kesinlikle. ortamından uzak kalmanız konusunda en başı almış ve sizi çok ciddi bir şekilde uyarıyor ki yay çok tartışmaya girmez. Evet ama bu ara Mars yay burcunda girebilir artık. Yine dinliyoruz tavsiyelerini. Şimdi e, Mars bir burca geldiğinde, yükseleninize geldiğinde, güneşinizle kavuştuğunda, 12. ve 1. evinizden geçerken, astrolojiyi artık çoğu insan bildiği için bunları da ben bilenlere tavsiye olarak söyleyeyim. Yayların şu an, güneşleri yaysa e, güneşleriyle kavuşuyor. <laughs> Bana Yük... diyor ki bilenler biliyor, bilmeyenler için anlatıyor. Diyecek çünkü onları biz anlamıyoruz diyeceksin ondan ben önceden yerini yaptım. Ama ne anlamıyorum Valla anlamıyorum. ver. Tamam. Ee, ne yapacaksın? Evet biz zaten senin yerine almayıp sana söylüyoruz. <laughs> Boş ver sen de insansın anlamasın. Hayır, hayır hayır. Ama biz söylüyoruz sana zaten. <laughs> tamam yayları kaynatmıyor. Hiç ihtiyacın yok ki. soruyorsun biz sana anlatıyoruz. Öyle. Ama ya yani, hayır seyirci için de önemli mesela. Bilmiyorum herkes biliyor mu? Çok 12. biliyorlar evde... ya. Bana ne sorular soruyorlar. Valla bayağı biliyorlar artık. Tamam peki biz bilmeyenler için de tekrarlayalım. Ya, evet. Yay burcunda 12. ev nerede olacak? Şöyle yaylar ya da yükseleni yay olanlar için Hı. zor bir süreç. Özellikle e, onlar anlı böyle anlatmak daha doğru diye düşünüyorum. Bu süreçte insan genelde agresif olur. Hı. Yani Mars bir insanın birinci evinden geçtiği zaman hiç agresif değilim çok sakin dersin birisi seni gelir sinirlendirir. O Mars oraya, sataşan tabii. ve sataştıran bir gezegen çünkü. Neden? Çünkü eğer çok durduysanız, iş yapmadıysanız, hep böyle kendinizi geriye çektiyseniz, üstünüze böyle bir ürü toprağa serpildiyse... ...hayat sizi böyle hadi hadi kalk kalk kalk, kalk tabii. bakalım işlere güçlere dal. Sadece kavga değil tartışmalar artabilir hayatınızda ama aynı zamanda hareketiniz, mücadeleniz, eforunuz da artabilir. Mesela spora başlama ihtiyacı duyabilirler. Spora başlayacaklarda spor kazalarına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. İşte ani hareketler yapmayın, size dürtüsel tepkiler vermeyin. Gerçekten birileri sizin canınızı dediğin gibi yaylar çok rahat insanlardır. Sevmezler öyle agresyonu vesaire evet. ama bu aralar birisinin damarınıza damarınıza basıyorsa onlara tepki vermeyin. Bakın çok karmik bir süreçten geçiyorlar. Ne demek o? Hata yaptıkları zaman o hataları onunla çarpılır. Yapmayın. Bu süreçte yay burçlarının ve ikizler burçlarının ve yükseleni bunlardan biri olanların Özellikle hatalar konusunda daha dikkatli olmaları gereken bir süreç. Siz bir kurban değilsiniz sevgili yaylar. Her burcun böyle dönemleri oluyor. Bu bir döngüdür. Hayatta yaşadığımız müddetçe hepimiz bu döngüleri yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Biraz sakin olsunlar. İkili ilişkilerde de olabilir bu problemler. Onlar da bulaş riskine, hastalıkla alakalı konulara, Oo. ateşli hastalıklara biraz dikkat etsinler. Yani kimsenin sizi üzmesine, germesine izin vermeyin bu süreçte. Allah. Ee, o konuda da uyarmış olayım. Öz erkene dedik? 12, 13, 14 Aralık'ta sakın canınızı sıkacak insanlarla ve ortamlarda katiyen bulunmayın. Ve enerjinizi de yüksek tutun. Kendinizi yetersiz hissediyorsanız özgüvenle ilgili biraz çalışabilirsiniz. Biraz özgüvenleri de... hani şey olabilir. Eksik ya mi? selam dedim. Evet, bu aralar öyle hissedebilirler. Ya selam esmasını lütfen ocak sonuna kadar hiç ihmal etmeyin. Size çok iyi gelecek bir isim. Ee, ve daraldıkça da söylediklerimi hatırlayın. Çünkü Mars benim de öyle birinci evimden geçerken mesela hasta olmuştum ben ama çok ağır bir hasta değil, grip olmuştum. Ee, böyle de olabilir. Yani biraz daha kendinize dikkat etmeniz, gereksiz tartışmalara girmemeniz gereken bir dönem. Peki, Mine Ölmez Ölmez tavsiyeleri sizler için vermeye devam ediyor. Biraz sonra bütün burçlar için yani 12 burç için burçların dünyaya geliş amacı ve ne yaparak başarılı olurları konuşacağız. Biliyorsunuz biz astrolojiyi çok önemsiyoruz ve programımızda iki güne yer veriyoruz. Yani Nuray Sayar haftayı yorumlarken Mine Ölmez tavsiyelerde bulunuyor. Dikkat etmeniz gereken alanları söylüyor. İkisi de alanı da çok başarılı. Aynen. Çok sevdiğim, çok güvendiğim iki astrolog. Çok i̇yi ki öpüyorum varsınız. Nuray'ı buradan. İyi ki var. Nuraycımı da öpüyoruz da buradan. Onda yıllar boyu tavsiyeleriyle hep. Mutlu evet Nuray da gerçekten alanında evet. çok başarılı. Aynen öyle. Ee, nerede kaldık? Ha yani yayları söyledik. Sıra geldi. Oğlak, Oğlaklara. O uykusuz ve beslenme alışkanlığınız kötüyse bak çok iyi dinleyin. İşte az önce bahsettiğim gibi bu sefer onların da 12. evinden geçiyor. Ne demek o? Arkamda beni yoran bir şey var. Ya çok kafaya takacakları bir dönem. Her şeyi çok kılı kırk yarabilirler. Bir ilişki, bir problem işte çocuklarıyla ilgili olabilir, eşleriyle, sevgilileriyle aşık oldukları insan Venüs retroya gidiyor Oğlak burcunda biliyorsun. E, oğlaklar için böyle takıntı yapmamaları gereken bir süreç. Kafaya çok takmamaları gereken bir süreç. Kendinizi gizli işlerin, gizli ilişkilerin içine atmayın. Size yalan söyleyen, sizi ikinci planda bırakan insanlara prim vermeyin, takılmayın. Bu ara en çok aslında onlara söylememiz gereken şey şu, takılma. Hiç takılma. Önüne bak, işine bak, hayatına bak ve sadece şu negatif sürecin geçmesini bekle. İşine bakarak bu süreci geçir ama böyle düşünerek değil ve uyku düzenleri, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili çok dikkat etmeleri gereken bir süreç. Hırs yapmasınlar. Mesela çok çalışacağım. Bunu yapacağım deyip kendilerini, vücutlarını, bedenlerini iflas ettirmesinler. Bu en önemlisi. Evet. 12. evimizden geçen Mars, sağlığımızla ilgili bize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyordur. Bu çok çok önemli onlar için. E, sadece bu da değil. Biraz gizli düşmanlıklar, biraz dedikodular, böyle arkadan sinsirellalar olabilir. <laughs> Nasıl anlatayım ya? Beni sevmeyecekler diye düşünüyorum bazen. Ama öyle çocuklar, arkanızdan dedikodu yapıyorlar. Dikkat edin, gözünüzü dört açın. Ne diyeyim ben size? Ee, bir baksınlar arkalarına oğlaklar. oğlaklar evet. İki ay. maruz. iki ay. İki ay kadar dikkat etsinler. Ay kazan kaynar iki Ama ay. Ama büyük başarılar da onları bekliyor. Diyorum e peki, ya işlerine baksınlar ya. Arkamdan konuşanlar gelsin yüzüme söylesin. Hadi sıkı diyorlar ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela sinirlerine hakim ol demişsin. Gereksiz tartışmalara girme demişsin ya oğla. Hmm. Tüm bu duyacakları hani... E, dedikodular, spekülasyonlar onları böyle ortamlarıma itecek. E, i̇tebilir. Ee, evet. Çok takılabilirler. Takılmalarını tavsiye ediyorum. Ben hep söylüyorum. Değil mi? Doğru değil mi? Arkamdan konuşuyorsa benden korkuyordur. Gelsin yüzüme söylesin. E, öyle olmuyor ama. Konuşuyor yani. Konuşuyor. Sen duyunca moralim bozuluyor. Bozuluyor. Peki oğlak için... Yok canım, benim hiç bozulmaz. <laughs> bozuluyor beni de bozuluyor yalan vallahi. ya ya öyle dediğine bakmayın en çok onun bozuluyor ya büyük haksızlık değil mi ama <laughs> dur oğlağı kaynatmayalım hiç tanımadığımız <laughs> bir insan gelip bizim dedikodumuzu yapıyor bu ya bir, bir şey katıyor. söyleyeceğim ne olur onu tamam, geç tamam. kim ne yapıyorsa program başına ne dedik Allah ona iki katını versin ha? Allah ona gönlünün <laughs> güzelliğini yaşatsın bak şu anda kim sizin için ne düşünüyorsa Rabbim ona iki katını versin ha? oh be ne güzel iyilik de kötülük de eyvallah şimdi oğlaklar bu hafta Zor bir haftadasınız ya iki aylık bir dönemde. Evet. Dedikodunuz yapılacak, zor ortamlarda olacaksınız. Tavsiyelerin ne? Ya Nasıl muhiye, bu zorluğu atlatsınlar? Ya Hafiz bak onlara da aynısını söyleyin. Çünkü sağlık hastalık, 6 12 aksı, dirilten, şifa veren, muhiyi ihya eden aynı zamanda Hafiz'de koruyan demek. Bunları bol bol okusunlar ve şifa, iyileşme dilesinler. ...inanın bana dualar o kadar güçlü ki hiçbir düşmanda kalmıyor, dedikoduda kalmıyor. Hepsi de böyle sersebil oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Doğru. Korkmayın. Bu arada Zor bir süreç demeyelim de çok gelişimle vaat eden bir süreç. Yani zor ama müthiş gelişimde vaat ediyor. 2022'nin yine evlenebilecek, yuva kurabilecek, genel olarak şansı artacak, belki ünlenecek, yaptığı işte başarılarıyla anılacak ismi de Oğlak Burcu. Yani bunlardan iyi. birisi Oğlak. Yani yaptığınız işle başarılara ulaşacaksınız, büyümeye yakalayacaksınız. İşte ne bileyim sosyal medya, İnşallah. internet, reklam yoluyla kendinizi geliştirebileceksiniz. Tanınırlığınız ve bilinirliğiniz artacak. Bu anlamda Oğlak Burcu gerçekten şanslı. O yüzden niye öyle güldün? Hayır güzel. seviniyorum güzel şeyler Ay Oğlak için sevindi bak görüyor musun ne kadar iyi kadın. Kendini ilgilendirmeyen yani şeye bile sevinen insan iyidir hakikaten ama. Hayır ama şimdi empati yapıyorum. Düşünsene ben bir oğlak olsam hakkımda dedikodular yapılıyor. Kötü bir dönemden geçiyorum. Ben başarıya geçiyorum. gidiyorum. Ama güzel şeyler söylüyorsun. Öyle. Şimdi diyorsun ki bak tamam zorluklar yaşayacaksın ama bu seni ileriye götürecek. Yeni Aynen oluşumlara açık olacaksın. Bu da bir vaat değil yani gerçek bu. E, güzel şeyler bunlar. Çok çok güzel ve şu da önemli. Parayla ilgili de bir ödülleri var. Bu saydığım ilerleme oh, gelişim mis. Zaten biliyorsunuz ki yukarı doğru tırman olurken illa sizi aşağı çekmek isteyenler olur. Sadece biraz daha sakin olun ve e, hırs yaparak çalışmak değil sizi kurtaracak olan daha çok dinlenip enerji depolayıp e, gündüzleri bol bol çalışmak. Gece uykusuna çok dikkat edin. Her burcun dünyaya geliş amacı var. Acaba senin burcunun dünyaya geliş amacı ne? Bilmiyoruz. Hepimiz bilmiyoruz. Hepimiz öğreneceğiz biraz sonra. 12 burcu yorumlayacak dünyaya geliş amaçlarını tek tek ve ne yaparsak başarılı olacağımızı anlatacak. Ama önce kovalarla balıkları bir tamamlayalım. Sonra 12 burca geçeceğiz. Sevgili seyircilerimiz kovalar var sırada. Sevgili kova. Evet. Nasıl bir döneme giriyorsun? Bir kere ödülünü alacak. Kova Jüpiter kova burcundan çıkmak üzere. Çıkmadan Aralık ayı içerisinde işte yeni doğum günlerinde güzel bir ödülleri olacağını düşünüyorum. Hayatlarında Süper neyi arzu ediyorlarsa, ne yöne gitmek istiyorlarsa o konuda kolaylıklar yaşayabilecekleri ve ödüllerle karşılaşabilecekleri bir dönemdeler. Yalnız hep söylüyorum sosyal çevre ve ilişkiler alanından tutulma geçti üstüne şimdi Mars geliyor. Mars bir alandan geçerken tartışmaları, kavgaları, husumetleri arttırır. Demek ki sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanınızda kavgalardan, tartışmalardan Uzak durmanız lazım. Sadece bu da değil. Kendinizi kime nasıl tanıttığınıza, nasıl lanse ettiğinize çok dikkat edin. Yani sizi zora sokacak, eksiye düşürecek davranışları özellikle kalabalık ortamlarda, gruplarda, davetlerde yapmamaya çalışın. Bazılarının nişan nikah telaşı olabilir. Bu çok güzel bir telaş. İşte nasıl yapacağız, nereyi organize edeceğiz, nereyi tutacağız bunlarla çok tatlı uğraşabilirler. Telaş. Aynen öyle tatlı telaşları da var ama yorucu gibi gözüküyor tabi. Bunun dışında bazı arkadaşlarınızla gerçekten artık çok sabrettim sana ama artık sabredemiyorum deyip yolun sonuna gelebilirsiniz. Yine de siz çok tartışmacı ve kavgacı olmamaya, kalp kırmamaya özen gösterin sevgili kovalar bu süreçte. Ama ödülleriniz mutlaka olacak. Jüpiter bir burçtan çıkmadan ona ödülünü mutlaka verir. Bunun dışında mutlaka vatanından ayrı düşmüş, kendi ülkesinde yaşamayan, bizim dilimizde, inancımızda olmayan birilerine bu hafta yardım etmeniz, bu 10 günlük süreç içinde sizin için çok kurtarıcı ve koruyucu olur. Tam bu alandan Mars geçerken ve tutulmalar geçerken size göre farklı kültürde ve farklı uyrukta olan birine böyle gerçekten ihtiyacı olan birine yardım etmeye çalışın. Ha bulamadım öyle birine illa birine yardım edin. Yani mutlaka sadaka verin size çok iyi gelecek. Ya Kerim ya Ali esmalarını bolca zikredin dedim. Bu hem şükredeceğiniz şeylerin sayısını arttıracaktır. Jüpiter'in o etkisini daha da büyütecektir Ali ismi de. Hem de sizi sosyal ortamlarda da yüceltecektir. Süper. Kova için e, özellikle yani şunu tavsiye ediyorum diyeceğin ne var? Yani arkadaşlarına karşı sert olmamalarını tavsiye ediyorum en önemlisi. Ee, daha şey demişim abi, bu arada mavi, beyaz ve turkuaz renkleri ağırlık var demişim. Bu renkler onlara iyi gelen renkler olacak Hı -hı. bu süreçte. Yani kimseye kalp kırıcı şekilde davranmamalarını tavsiye ediyorum. Belki çok haklıdırlar. Çok tutmuşlardır içlerinde. Çünkü bir buçuk yılda diyorum ya buradan tutulma alıyorlar. dolayısıyla çok tuttum ama artık dayanamıyorum deyip son noktada o dikkat etsinler işte. Yani niye öyle baktın bir şey mi? Neden öyle baktın biliyor musun? Ee, dün akşam çok önemli bir alanında uzman bir insan, yani şimdi isim vermek istemiyorum belki istemeyebilir ismini zikretmemi ee, alanda uzman birisiyle konuşurken dedi ki bana ya Nurcum dedi sakın hiçbir duygunu hiçbir düşünceni saklama çünkü bütün duygun ve düşünce Özellikle bu dönemde o sakladığımız duygu ve düşüncelerimiz hastalık olarak bize geri dönüyor. Hastalık ya da patlama oluyor daha ha, kötü oluyor. Ya hastalık yani ruhsal hastalık olabilir bedensel bir hastalık olur ama tuttuğun her düşünce hani mesela kocana kızıyorsun bir şeyle ilgili İlla karşındakine sesini duyurmak ha. için bağırmana gerek yok ki oturup konuşarak da söyleyebilirsin. Tam bu. Ama senden çıkması gerekiyormuş. O negatif enerjinin senden tahliye olması. Yani e, karşı tarafa gitmesi olanlar, gerekiyor. İçine atanlar değil mi? Ya o yüzden dün paylaştığım bilgi sende söyleyince hemen seyircilerimize paylaşmak istedim. Peki sevgili kovalaya tavsiyelerim bunlar. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla iyi geçinsinler. Dediğim gibi konuşsunlar. Ya ama bağırarak, kızarak değil ifade evet, ifade Dikkat etsinler. Böyle patlama yaşamasınlar yani. Çünkü Şimdi, öyle bir nokta Şimdi balıklara geçeceğim. Balıklara geçmeden önce Hacer Hacer Hanımcığım bana uzun bir mesaj atmış. Demiş ki canım Nur sen beni görmesen de okumasan da duymasan da cevap vermesen de bak. <laughs> yazmış da yazmış. Hem de ne cevap? Şimdi 23 Ekim'in hangi burç olduğunu öğrendim. Sanırım baktım sen de görmüyorsun bana cevap vermiyorsun. Kendi kendime buldum demiş. Bak bu da bana sitem etmiş orada. Hacer Hanımcığım görmedim görsem cevap vermez miyim? Gerçi hala bazı sitelerde terazi bazılarında akrep çıkıyor. 23 hangi? Şimdi şöyle doğum saatine göre yılına göre bakması lazım. Ha. 29 derece güneşi muhtemelen ya terazidir ya 0 derece akreptir. Bu her yıl değişen bir şey bunu kafadan söyleyemeyiz. Her yıl doğduğunuz saate göre güneşin diğer burca geçme zamanı farklıdır. Bir site var ben söyleyeyim o sana oradan baksın. Bir İngilizce bilen bir tanıdığı varsa yardım alsın oradan dört dörtlük neyse çıkar. Yani son de. O siteyi buradan veremiyoruz değil mi? Ha, verebiliriz de aslında. Ha, bilmiyorum ama yabancı bir Ben şey yapayım, söyleyeyim. Sen paylaş. E, şey yapayım. E, dur bir dakika. Yayın sonrası e, story'imde paylaşım o Bunun siteyi. sebebini tekrar söylüyorum. Hep diyorlar ki nasıl olur? Hep, ezber bilgilere bakmayın siz. Her ha. yıl yaz saati uygulamasına, kış saati uygulamasına ama göre... Ama şey çok önemli. Doğum... Saatinde. Evet doğum saati çok önemli çünkü güneşin geçiş anında doğmuştur. 23 Ekim'de doğan biri ikisinin de özelliklerini harmanlamıştır ve hayatında kararsızlık enerjisi çok yoğun çalışır. Yaslanın arkaya kemerleri bağlayın balıklar geliyor. <laughs> uzun anlatıyoruz bak hakkınızı yedirtmem asla. Evet her burcu uzun anlattık vallahi. Evet, balıkları şöyle uzun geniş geniş anlatalım. Canım balıklar bir kere e, her şeyden Oo. önce Jüpiter 12. evimizden çıkıyor. Artık o vesveseler, düşmanlıklar, sağlık sorunları, iş sorunları vesaire hayatınızda ikinci plana atılmaya başlandı. Eğer siz de gereken çabayı gösterirseniz Jüpiter Aralık ayı içerisinde zaten burcunuza geliyor. Haftaya bunun kutlamalarını yapmaya başlayabilirsiniz. İnşallah. Jüpiter balık burcunun zaten yöneticisi. Kendi tahtında olacağı için çok daha iyi çalışacak ve balıklara gerçekten özel şans ve fırsatlar getirecek. Ama bu fırsatları fark edebilmek, o fırsatları değerlendirebilmek tamamen size kalmış durumda. En şanslı döneminize doğru giriyorsunuz. Eğer ki sorumluluktan kaçmazsınız. Çünkü 2023 Mart'ına kadar... E, şey Satürn kovada ama sonra Satürn balığa geçecek. Sorumluluklarınız biraz daha artacak. Benim size tavsiyem. Lütfen gerçekten hayatınızın iplerini, sorumluluklarını elinize güzel bir biçimde alın. Çünkü gerçekten Jüpiter size çok güzel fırsatlar getirecek. Yerinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Bu olacak. Evlenmek mi istiyorsunuz? Bu olacak. Daha çok para kazanmak istiyorsunuz? Bu olacak. Neyi istiyorsanız onunla ilgili önünüzde kapılar açılacak. Bu çok güzel. Ama sizin de nasıl davrandığınız, net ve kararlı bir duruş sergilemeniz çok önemli. Çok tatlı ya. Gül ve çilek yağını eksik etmeyin demişim. Sabahları ve akşamları bunları koklayın demişim. Enerjinizi, frekansınızı yüksek tutun. Bir babanın çocuklarına kavuşması neyse, bir annenin çocuklarına kavuşması neyse, bir burcun yöneticisinin o burca girmesi de öyle bir şeydir. İşte babanız Jüpiter geliyor. Size bolluk, bereket ve fırsatlarla. Sadece burada iş size kalıyor. Ya muktedir ya kayyum seçmemi sebebine. Kayyum ayakta durmakla ilgili. Ayakta tutan, ayakta duran demek. Muktedir de iktidarı ele geçiren, ona muktedir olan, yapabilen, yapabilme gücünüz artsın diye bu esmaları tavsiye ettim. Lütfen size gelen fırsatları iyi görün. Bu süreç onların kariyerle alakalı. Yani öyle diyorsun ama ben işimden ayrıldım. Patronumla çok kötü aramız. İşte devletle ilgili bir prosedür vardı, onu yapmadım. Başım sıkıntıda diyorsanız bunlar çok normal. Hepsini aşacaksınız 6 ay içerisinde yavaş yavaş. Bu iki ay Patronlarınızla çok ciddi tartışmalar yaşamamaya, anneniz ve aile büyüklerinizin kalbini kırmamaya özellikle annenin ve kariyer planlarınızla ilgili aceleci olmamaya dikkat edin. Bir şeyler değişiyor çünkü belli ki bir kariyer planı değişiyor, bir iş planı değişiyor ya da değişecek. Bunu yaparken sakin, dikkatli ve net ve kararlı biçimde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. İş ve kariyerle alakalı problemlere de kafanızı çok takmayın daha iyisi gelecek eğer bitişler yaşıyorsanız. Evet. Çok Ama güzel anlattı. Bana doğru yükseldi. Bak bitirmiyorum bak diyorsunuz ki bana balığı kaynatma bak kaynatmıyorum getir Hüseyincim balığın tablolarını şimdi balık balığa iki ay boyunca sorumluluk odaklı olacağını söylemişsin evet bu sorumluluk iş mi aşk mı özelde kariyer, mi kariyer aile biraz eğer anneleri yaşa, yaşıyorsa anneleriyle ilgili olabilir Hı. biraz daha sorumlulukları bu anlamda artacak. toplumun karşıda hani toplum önünde daha çok göz önünde olabilirler Kendilerini doğru ifade etmeleri gerekiyor patronlarına işte ya da kim onları yönetmesi? Kamu da çalışıyordur, devlet alakalı konulara ya da özel bir sektörde çalışıyordur, patronuyla alakalı konulara daha çok dikkat etmesi, böyle tartışmalardan filan kaçınması gereken bir şey. Senin dediğin gibi içine dağıtmasınlar ama ifade etmenin doğru e, ifade, doğru ifade. Diğer Aynen. sayfayı da görelim, Hüseyinciğim, onu da getirelim, yönetmenimizden rica edelim gelsin evet, diğer sayfada. Doğru kararlar vermeniz ee, evet. olur demişim. Özellikle karar verirken e, net bir duruş, doğru karar verme. Ee, sizin için bu alanda çok önemli. Peki ikili ilişkilerde tavsiyelerim var mı onlara? İkili ilişkilerde tavsiyelerim fırsatları çok açıklar. Yani çok iyi talipleri olabilir bu süreçte doğru insanla karşılaşabilirler. Bu konuda e, gözlerini açık tutsunlar. İnşallah. Yani ben hala işte eskisini unutamadım falan demeyin. Yani karşınıza düzgün birisi çıkarsa çevrenizde ya bak bu çok iyi biri derse bir değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü Jüpiter fırsatları getirir ama fark edemeyen için ne yapsam boş. O evet. yüzden etrafınıza şöyle iyi güzel bakın. 12 burcun bir dünyaya geliş amacı var. Evet. Ben çok merak ediyorum. Türkiye televizyonlarında belki ilk defa konuşulacak. Koçlar bu dünyaya niye gelmişler? Boğalar niye gelmiş? İkizler niye gelmiş? 12 burç tek tek anlatalım mı? Evet. Hadi bakalım. Koçlarla Şimdi başlayalım. Şimdi Koçlar bir kere bu dünyaya mücadeleyi başlatmak için gelen burç. Her şeyi açmak, ilk sırada başlatmak ve başlangıçlarla ilgili lider ruhlu olan bir burç. Hı -hı. Dünyaya geliş amacı lider olmak, yönetmek. ...başlatmak, başlatıcı olmak ve insanlara cesaret vermek. Mücadele. Aynen öyle. Mesela koçun olduğu ortamda hepimiz şeyizdir... ...güneş gibi gelir koç ortama. Aslında çok neşeli, insanlara huzur veren, neşe veren, pozitif enerji veren insanlar. Evet, hakikaten Peki, çok. aynen öyledir. Ve e, koç hem lider bir boştur hem de güneş gibi. Mesela kadın bir koç, bütün kadın arkadaşlarının etrafında toplar, cesaret verir. Oh süper. İnsanlara cesaret vermek, başlama veya bitirme konusunda bir şeyleri... ...cesaret vermek için buradalar... Lider olmak ve ışıldamak için buradalar güneşin yüceldiği burçtur koç burcu. Parıl parıl, parıl parlayan bir burç. Mesela Fatih İstanbul'u fethetti. Ee, bizim için çok güzel bir şey yaptı. Fatih koç burcuydu mesela. Bir şeyleri başlatan, fetheden alan bir enerjiyle buradalar. Asla pısırık, cesaretsiz bir koç olmamalı. Fakat Yenmeleri gereken şeyine, Eğer neyi yenerlerse kral olurlar. Neyi yenerlerse? Öfkelerini ve dürtüsel davranışlarını. Peki. 12 burcu'da yetiştirmek istiyorum. O yüzden lütfen Emine sen dakikayı tut tek tek anlatalım. Tamam aynen. Bu olan, aynen. Yemek Bu olan sanatı. <laughs> Hayır sanatı, güzelliği, konforu dünyaya getirmek ve zengin olmak için buradalar. Bolluk bereket enerjisiyle gelen insanlar. Ama parayı araç değil amaç olarak görürlerse kaybederler. Para ve madde ile ilgili konuların... Kendine zaten kolaylıkla geleceğini fark ederlerse hayatta daha çok başarılı olurlar. Hmm. Sanatı, güzelliği yaymak için buradalar. Peki, ne yaparlarsa başarılı olurlar? Maddeyi amaç haline getirmeyecekler. Yani tamam. madde bana zaten gelir. Ben zaten bereketliyim. Bereketlerinin farkında olsunlar. Sanatsal yönlerinin ve güzelliklerinin, ışıklarının farkında olsunlar. Sönük kalmamaları gerekiyor İkizler. hayatın içinde. İkizler bilgiyi aktarmak ve paylaşmak için burada. Zekasını, kapasitesini paylaşımcı bir biçimde ortaya koymak için burada. Zekasını, enerjisini, eforunu, iletişim becerilerini dedikoduya veya meraklı olmaya harcarsa hata yapmış olur. Kesinlikle öğrenmeli, okumalı, araştırmalı ve bunu yaymalı. İşte o zaman kral olur ikizlerde. Yengeçler? Yengeçler yuvayı derlemek, toplamak, vatan, yuva, aile kavramlarını ayakta tutmak için buradadır. Aile konusunda en iyi rehberlik verebilecek burç da yengeçtir. Dolayısıyla yengeç duygusallığına kapılmazsa... Biraz daha sağlam bir duruş sergilerse çok başarılı olur hayatta. Aslanlar? Aslanlar yine yönetmek, lider olmak, sahnede ışıl ışıl parlamak ve insanların içini ısıtmak için buradadır. Ay güzel. Eğer ki egosuna ve kibrine kapılmazsa gerçekten bir kral olur. O da bunu yapmalı. Ego ve kibir. Evet. Aslanı ve... başarısızlığa götürür. Bir de etrafında onu çok övenlere prim vermemesi gerekir. Başaklar? Övgüye dayanamıyor çünkü. Başaklar şifa ve hizmet vermek için buradadırlar. Hep böyle hastalıklarla uğraşır, hastalık hastası gibi denmesinin sebebi kendi şifa yönünü fark etmemesidir. Bütün başaklar birer şifacıdır ruh olarak. Bu şifa yönlerini fark ederlerse hayatta çok başarılı olurlar. Teraziler Terazi. e, evlilik ve ikili ilişkiler alanında dengelemek, insanların arasını dengelemek, insanları birbirleriyle ılım anlaştırmak, tanıştırmak, kaynaştırmak için buradadırlar. Kendi haklarını görmezden gelirler ve sürekli karşı taraf odaklı olurlarsa başarısız olurlar. ...ben demeyi öğrendikleri anda yükselişe geçerler. Akrepler? Akrepler kesinlikle parayı, gücü, hayatı ve ölümü... ...her şeyi kontrol etmek için buradadırlar. Zaten çok güçlü bir burç biliyorsunuz. Ve e, psikiyatrik konular... ...insanların en derin düşüncelerini anlamak... ...en derin konulara ve insanların korktuğu ölüm gibi... ...ameliyatlar gibi herkesin korktuğu konularda... ...yoğunlaşmak için buradadırlar. Eğer duygularını takıntılı bir biçimde... ...insanlara ya da bir şeylere değil de... ...işlerine verirlerse çok başarılı olurlar. Peki hemen Yaylar. geçelim yaylara. Yaylar seyyahlık yapmak, uzakları yakın etmek, bolca gezmek ve farklı kültürleri tanımak, bize farklı kültürleri getirmek için buradadırlar. Dini ilahi konulara önem verirlerse ve o e, genişleyen e, doğalarına umursamazlık yapmazlarsa çok başarılı olurlar. Yani biraz daha insanları dini ilahi konular gerçek bilgeleşme üzerine uyarmak için buradadırlar ve birçok guruda da gördüğümüz bir şey yay etkisi. Önderlik ve liderlik yapmak Oğlaklar kariyer statü ve toplumda saygı uyandıracak davranışları insanlara öğretmek için buradadırlar. Onlar da eğer başkaları ne der diye yaşamayı bırakırlarsa çok başarılı olurlar. Süper. Kovalar? Evet, kovalar kesinlikle kolektifin bilgisini, insanların hepsinin eşit olduğu ve eşitlik adalet kavramlarını bize öğretmek için buradadırlar. Eğer ki insanları kendilerinden daha aşağı bir seviyede görmezlerse çünkü çok zeki oldukları için biraz daha üst boyuttan bakıyorlar. Herkesle eşitledikleri anda çok başarılı olurlar. Balıklar iki dünya arasında bağlantı kurmak için buradadırlar. Onlar hayalperest ya da e, uyuşuk insanlar asla değillerdir. Değil. Eğer kendilerindeki şifa gücünü, yaradanın onlara duyduğu sevgiyi fark eder ve inançlarını güçlü tutarlarsa çok başarılı olurlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu Covid bitse de şöyle sevdiklerimize sıkı sıkı evet. sarılsak, değil mi? Daha çok var ama o işte. Böyle sarılmak <laughs> istedim sana. İyi evet. ki varsın. Şimdi doğduğumuz gün de çok önemliymiş. Evet. Mesela hani doğum tarihinizi biliyorsanız doğduğunuz gün ama Perşembe mi, Salı mı, Cuma mı? Haftada da konu konuşalım. Aa konuşalım Olur mu? tabii. Lütfen bu arada doğduğunuz günü annenize sorun. Gerçi anneler de bilmiyorlar ya. Yani. <laughs> Modern yani şimdiki zaman anneleri biliyor da. Mesela biz annelerimize sorduk. Ne bileyim bir kar yağıyordu bu çok Ekimler önemli Ekim'de. Gülle evet. açmıştı. Bu çok önemli. Ama öğrenin öğleni, öğrenin doğum gününüzü konuşalım. Evet Mesela evet. Mesela pazartesi mi doğdun? Salı mı doğdun? Çarşamba mı doğdun? Haftaya konuşalım Senin mı? hangi gün? Çok teşekkür ediyorum. Benim dur söyle perşembe. Mükemmel Jüpiter günü. Mük ben başlarsam. <laughs> Cütlük. <laughs> benzedim ben de Nuray Sayarı <laughs> <Ne> diyor. <laughs> Öyle yapıyor. Ay ben çok güzelim bence öyleyim. iyi yapıyor. Ha, Sevgilerimi gönderiyorum ben de ona sevgileri da. Gönderiyor. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi kim geliyor? O geliyor. İlişkilerimizi düzenlemek, yaşadığımız zorlukları ortadan kaldırmak, burcuna göre ilişkine yön vermek üzere kim geliyor? Astrolojinin kralı diyeceğim vallahi kendisine. Erhan Acar geliyor. Geldi. Aa, <laughs> <Buyurun. gülüyor> bu ne? Boğa burçlarının bugün hediye günü. Niye? Bugün boğa burçlarına böyle böyle yıldızlı, ayıcıklı Abi. kurabiyeler. Efendim yeni yıl geldi. Çok teşekkür ederim. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok zarifsin. Çok sağ ol. Hazır mısın? Hadi bakalım. Peki. 12 burcu ilişkilere göre yönlendirecek. Şimdi hep söylüyorum. Seni gerçekten ne kadar çok seviyorum. Zaman gitmesin diye. Ben benim zamanım çalınmasın diye hemen konuları kapatıyorsun ya. O kadar seviyorum ki Allah seni başımızdan eksik. Etmez. Ya çok tatlısın. Allah sana ne ne muradı da versin. Ha? Ay Allah övmesi beni bitiriyor. Beni beni övdüğü zaman ben utanıyorum. Başlayalım mı? Ben sustum. İlişkinize Burcu'nuzla yön verecek. Erhan Nacar geldi. Müthiş astroloji haritası bakıyor. Bu arada Azerbaycan'a selam. Ee, bu akşam gidiyorum. Erhan Nacar Azerbaycan'a geliyor. Artık Instagram'dan kontak kurarsınız. Evet. Şimdi koçlar gelsinler bakalım. İlişkilerinde nasıl davranacaklar? Hangi Burç onlar için ruh ikizleri? Ee, özellikle bu hafta dikkat etmeli gereken neler? Erhan'cığım bize tek tek anlatsın. Önemli bir konu var bu hafta. Çünkü öyle bir viraja girdik ki gezegenler yerinde durmuyor efendim. Haberiniz olsun. Gezegenler döndükçe bizim ruh halimiz de değişiyor. Farkında mısınız? Sabah başkayız, öğlen başkayız, öğleden sonra başkayız. Aç karnın ayken başkayız, karnımız doydu mu başkayız. Hocam ne oluyoruz ya demeyin. O senin değişken ruh halin. O ruh halleri koç burçlarında da var. Yanındaki arkadaşlarına aşık olabilirsiniz bu dönem. Aa. Lütfen. Arkadaş olarak gördüklerinize bir anda istemeden şöyle kalp böyle pıt pıt böyle pıt pıt kayabilir. <laughs> o yüzden lütfen dikkat edin. Onu buradan özellikle söylemek istiyorum. Ve şunu da dile getireyim. Koç burçlarının uyumu bu hafta boğalar, şey kovalarda söyledik ve yükseleni koç. inanılmaz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Koç burçları çözülme saniyede çözülürler. Koç burçları. Mesela öyle kendini tutamayız. Oğlak burçlarını asla çözemezsin. Boğa burçlarını çözmek 30 dakika falan alır. O da boğa burcu çözülmek isterse ama koç burçları hemen böyle girişken, atılgan, kendini belli eden, sevecen, sıcakkanlı. Her şey e, öyle ağzında çok tutamaz, çok sıcakkanlıdır. O yüzden etrafınızdaki arkadaşlarınıza dikkat edin. Onların içinden birine aşık olabilirsiniz diyorum ve uyarı vereceğiz mi? Onunları tanımlayan sözü söyleyelim mi? Evet söyleyelim. E, koçu tanımlayan söz e, ilişkilerinizde bu hafta ani karar almayın. Yani arkadaşlarınıza aşık olmayın. Çünkü çok üzülebilirler. İyi düşünüp öyle karar versin. Sevgili boğalara geçiyoruz. Sevgili boğalar. Evet onlar aslında boğalarımızın her zaman olduğu gibi yine duygusallık tavanda. Ee, boğalar bunlara çok dikkat edecekler. Şimdi Nur istediği kadar söylesin. Bakın artık bugün ayın bitti. Çeyreği bitti. Yıl sonu. Nur şunu düşünüyor şu an. Ya da boğalar şunu düşünüyor. Allah gene bir yıl daha git şöyle bir bakıyor ama yok yıl gayet güzel geçti. Vallahi mutluyum ben halimden. <laughs> Hiçbir şey olmadı ki bana ne? Ocak gelecek, 2022 merhaba diyecek. Bakın boğalar bu Yılbaşı sizin yılbaşınız o yüzden kesinlikle istediğiniz kadar mutlu olabilirsiniz sahneler sizin lütfen çıksınlar bu arada onların ruh ikizleri ekrana şimdi geliyor ve ruh ikizinizle ilgili görüşlerim yengeç burçları ve yükselende de aynı şekilde boğa burçlarına gidiyor ve onları tanımlayan söz efendim boğa ilişkilerinizde ne istediğini biliyorum evet. olacak bu çok önemli ne istediğini biliyor boğalar sen biliyorsun bütün boğalar biliyor. Yo gözlerindeki kararlılığı gördüm. Maşallah'ım var. Efendim biliyorsunuz ben göz analizi yapıyorum. Nur'un gözleri mesela Nur geçen haftaki göz yapısıyla bakışıyla bu haftaki çok farklı. Biraz yorgunluk olabilir ama o yorgunluğu belli etmeyen, akıllı, zeki, ne istediğini bilen bir kadın versiyonu. O erkekler çok korkar bu tiplerden. Evet bakalım. Aa. Ya kötü demedim korkar dedim. Erhan yani yapma yani, Allah, Allah aşkına yani. Ne diyeyim? Geliyor erke... her hafta bir analizimi ya, ya. yapıyor. Geçen arkadaşlar. hafta yüz bu hafta göz. <laughs> ama söyledim lütfen. Ne var söyleyeyim. gözlerimde? Ay çok tatlı gözlerim var. Yakından görmediler ama ben gözlerine bir şey demiyorum. Hırs var bu hafta. İnanılmaz derecede açık, net, kendinden eminli, kararlı. O yüzden korkutmayalım arkadaşlar. Diğer bu abuçlarından bahsediyorum. 12 burç. Bir erkek sizin gözlerinizin derinliklerine bakıyorsa masum olun. Çok masum. Hatta böyle hamburger yerken böyle burada ketçap kalsa bile haberin bile olsa ıslaklıktan Dalga mı, çıkar mı Sizden bahsetmedim efendim özür dilerim. Diğer burçlardan bahsediyorum. Siz bırakın karşınızdaki erkek arkadaşınız peçeteyle uzanıp böyle hafiften onu silsin. Lütfen sessiz kalın korkutmayın artık bu devir o devir. <laughs> Bütün burçlardan bahsediyorum. İkizlere geçiyoruz hemen. Evet hemen ikizlerdeyiz. İkizlerin aslında hayal kırıklıkları. E, artık ikizler yeni yıla yavaş yavaş kendine gelerek artık ben bundan sonra daha farklı kararlar... İkizler yeni kararlar alacak ama yeni kararları alırken de lütfen acele ani karar almayın. Sakin karar alın. Emin karar alın bir de bir şey söyleyeceğim ikizler sen herkese böyle kahveni alırken sade kahveni içip bir dedikodu yapıyorsun fıs 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 herkese akıl veriyorsun biraz da sen kendine akıl ver artık zamanı geldi ama ikizler bir şey söyleyeceğim lütfen sizden rica ediyorum köpek balıklarının erkeklerini nasıl bünyende tutabileceğinin artık bu hafta hikayelere bırakacağım İkizler benim dediklerimi yaparsanız adam sizin yanınızda. Örnek veriyorum. Adamla beraber yemeğe çıktınız. Yemeğe gittiniz, sizi yemeğe götürdü. Adam soruyor ne yersiniz? Sen ne yersin? Hepimiz bunu yapıyoruz ya. Nur hepimiz bunu yapıyoruz. Mesela Yo, ben yapmıyorum. Ya, ne yersin? Diyor ben söylüyorum. Peki özür dilerim. Nur. Söyleyen çok kadın var. Sen ne yersin? O önde, sen ne yersin? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Telefondasın. Kapat. Hadi sen de kapat. Kapat ya kapat. Sen kapat, ben sen kapatacağım. En son ben kapat. Ya arkadaş kapat ya. Ya kapat adamı çıldırtmayın. Erkekler çok çabuk sıkılır. O yüzden de ki tamam hayatım iyi geceler. Tık suratına kapat. Adam öyle kalsın. Aa ah, kapattı. Yani bundan sonra onun yapın. İkizler gösterin farkınız. Evet. İkizlerin bu haftaki e, tanımlayan sözü e, ilişkilerimde düşünmeden hareket etmiyorum. Yani düşünüyorlar ikizler bu hafta oldukça. Şimdi yengeçlere geçiyoruz. Hızlı hızlı anlatalım ki evet, bütün burçları yetiştirelim. Yengeçlerde bu hafta şu var. Bir kere çok alınganız. Her şeyi alınıyorsun. Her şey. Yani bu bir yanındaki çok değerli bir e, sevdiğim biri olsun konuşurken sohbet ederken ufucuk böyle bir şey deyse ay saçın işte burası böyle e, biraz e, şeydi font font fontutsaydın mesela buna bile alınıyoruz artık ya boş verin rahat olun artık ne zaman kendimizi salacağız İki, lütfen yengeçler artık takmayalım bir şeyleri bir de bir erkeğe takıldık mı niye onda kalıyoruz abi Olmuyorsa olmuyor. Niye oradayız? Hala aklımız orada. Ya kapat yaprağı kapat. Arka sayfaya geç. Hangi yaprakta bir öncekinin aynısını anlatılıyor? Her yaprakta farklı bir hikayeler var. Sen de artık lütfen bu hikayelerin içine gir, yengeçlikten çık. Kız taş. At şu kıskaçtan aç. Aç. Bırak bırak. Özgür bırak. Gitsin. Giden gitsin. Sen asilsin. Sen kalitelisin. Sen bir markasın ya. Bunun farkına var ve güzellikler senin olacak. Bu arada yengeçlere şunu söyleyeceğim. Kıskançlıklar tavan ya. Abi belli etmeyin ya. Ya belli etmeyin. Şu erkekler ne kadar hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Arayıp soruyorsun. Neredesin? Niye oradaydın? Niye bunu yaptın? Ya sandan ne? Söyleme. Adam arasın desin ki. Aa sen beni artık merak etmiyorsun. İşte istediğimiz cevap bu. Merak etmiyorsun. Niye diyeyim kardeşim? Ama için için yesin bak. Öl. Bit. Geber. Her şey olsun ama ona hissetme. Evet. Ne <laughs> tatlı anlatıyor. Öl. Bit. Geber. <laughs> Bu ay ilişkilerimde aklından ve kalbinden geçenleri nazik üslubumla partnerime anlatıyorum. Yani aklından evet. ve kalbinden geçenleri evet yengeç anlat ama nazik üslubundan hiç vazgeçmedi Şimdi Biz burçları yorumlarken Erhan Nacar sadece ikili ilişkiler için yorumluyor. Kesinlikle. O yüzden hep böyle aşk ve ikili ilişkiler üzerinde duruyoruz. Evet. Yani gideni geri getirmek istiyorsan. Kesinlikle. Hayatına yeni birini çekmek istiyorsan bu Doğru. ölmez tavsiyelere lütfen kulak asın. Kesinlikle. Aslanlara geldi sıra. Aslanlar belli. Aslı, aslanlar artık lütfen eleştirilmeyi bırakın artık. Sen, sen aslansın lütfen. Artık bundan sonra olumsuz şeyler, güvensizlikler. Şu güvensizliği içinden atar mısın? Şu korkularını atar mısın? Ne yapalım? Sen aslan burcusun. Sen gidiyorsun kral köpek balığına takılıyorsun. Benim suçum değil ki. Ben değil sen kendin istiyorsun. Neden güçlü erkek olsun, beni korusun, beni kollasın, gelsin yanıma, kız arkadaşlarıma göstereyim. İşte benim erkeğim. Hayırdır ya? Hayırdır. Ne yapıyoruz? Onu alırsan o zaman aldatılmayı da kabul edeceksin. O yüzden her erkeği alırken kendi hayatına lütfen rica ediyorum gösteriş için alma. O senin eşin olacak. E gösteriş için alırsan e, o adamı da başkası ister elinden kaçar. Ay ben aslanım da her türlü mutlu ederim onu. Yok öyle bir şey. Geceleri de mutlu etsen sabaha kaçırırsın haberin olsun. Yani e, tanımlayan sözünü de söyleyelim. Lütfen. E, yersiz şüphecilik aslanları bu hafta bozacak. Yani partilerine karşı şüpheci olmaman gereken bir dönemdesin. Evet. Her ne kadar kendine güvensen de dedi sevgili Erhan Nacar. Evet. Başaklar? Yani Başaklar ilişkileri de abartılı bir beklenti bekliyor. Yani Başaklar'ın, Başaklar hep mutsuz ya. Geçen hafta Başaklar'ı yorumlamamışız diyorlar ama aslında yaptık. Bakarlarsa görürler ama çok az zaman veriyormuşuz Nur. Sana da selam söyleyen bir Birsen Hanım var. Onu da iletmek istedim hayranınmış, Manatik, fanatik hayranın kapının önüne gelecekmiş. Çok ben teşekkür ederim. Gelmeyin zaten çok kapıda olanlar var çok beklersiniz. O yüzden Nur'un hayranları çok. Dışarıda. Ben hiç kimseyi Genel... bekletmem kapıda. Ya niye böyle yapıyorsun? dur Dışarı çıktın hemen buluşuyorsun işte evet, o anlamda çok, söyledim. Herkesi çok başım üzerinde yerimiz evet, var. Kesinlikle. Çok önemsiyorum bütün seyircilerimi. Farkındasınız benim. değil mi? Hep beni ezmeye çalışıyor. Ezsin. Nur. Nur ezebilir. Çünkü ben boğanın altında kalmaya alışmışım. Ben oğlak Burcu'yum. Ezebilir. Ama bir yereye kadar. Çünkü yayın 20 dakika. Hayatım Başak'ları dakika benim anlatacaksın. Beni... Evet. evet Başak'tayız. Başaklar bakın ilgi artık sevgi. Bu saatten sonra çok dikkat edeceğiz. Lütfen bir insana sevgimizi vereceksek, ilgimizi vereceksek tutmamız lazım. Birdenbire ilgimizi verirsek, sevgimizi verirsek o adam beşinci günde bir hafta sonra seni aramıyor. Gitti değil mi? Gelmesini istiyorsun. Peki gelmesi için ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Unuttuğumuzu göstereceğiz. O yüzden başaklardan rica ediyorum. Benim için aşk sonsuz ve özeldir diyoruz. Ama burada önemli olan bir e, vurgumuz var. Çok önemli, özellikle başaklar için aşk bu yakında sizi bulacak ama lütfen o aşkı kaybetmemek için acele yapmayalım arkadaşlar. Peki, hemen geçelim terazilere. Şimdi, e, tanımlayan söz söylüyoruz. Benim için aşk onsuz ve özeldir. Evet, terazilerin... sonsuz pardon onsuz kes, diyorum. Kesinlikle. sonsuz diyorum sonsuz ve özeldir. Terazilere geçtik. Ee, arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim, Terazilerin istediği sadece mutlu olmak, sadece tek istediği bu. Ben Sevgilimle, aşkımla, bana değer verenle mutlu olayım. Başka bir şey istemiyorum. Herkesin isteği bu ki. Sadece terazinin değil. Ama teraziler adaleti sevdiği için, dengeyi sevdiği için kolay kolay teraziler bir kişinin evine, yuvasına konmuyorlar arkadaşlar. O yüzden terazileri hayatına alacak erkekler lütfen biraz daha sakin, biraz daha mantıklı, biraz daha onu seveceğin, Yaklaşırsak elde edebiliriz. Ama terazi kadınlarına uyarı yapmak istiyorum. Bakın erkeğinize sakin olun ama kontrolü elinizden bırakmayın. Her zaman takip edin. Çünkü her an erkeğinizi kaybedebilirsiniz. 2022'nin özellikle Ocak ayından Haziran ayına kadar ilişkileriniz, mükemmel giden ilişkileriniz bir anda bitebilir. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Terazileri burada bitirdik. E, tanımlayan sözü söyleyelim. Evet. Mutluluk kendi içimde. Her şeyi partneri beklemek yerine evet. e, benim sağladığım mutluluk ikimize de huzur verebilir. Yani terazi bu hafta sadece partnerinden beklemeyecek. Kesinlikle doğru Nurhan. E, önce kendi sevgisini ve kendi duygusunu ortaya koymalı. Kesinlikle diyor Erhan doğru. Erhan Nacar Kesinlikle. Kili ilişkiler için verdiği tavsiyelerde. Evet, Peki hemen akreplere geçiyoruz. Yani akreplerin tek isteği arzulanmak, düşünülmek, merak edilmek. Ama şöyle bir şey var. Akrepler neden... İlk daha ilişkinize başlarken siz ne kadar ağırsınız farkında mısınız? İşte onu koruyabilmemiz lazım arkadaşlar. Bütün burçlar için söylüyorum. Bakın bu evlilik içinde geçerli. Sevgili Nur Hanım evlilik içinde de geçerli. Nişanlılık içinde geçerli. İlk tanışma için geçerli. Arkadaşlar tam üç buçuk yıl Amsterdam'da ben bunun eğitimini aldım. Ali Gufran Elkırlıç'tan çok basit ilk nasıl başlarsak o çizgide gideceğiz. Dolar ve euro gibi olmayalım ilişkilerimizde. Lütfen bir yükselip bir alçalmayalım. Bu adamı ilk başta kıskanmıyordun. Bu adama ilk başta baskı yapmıyordun. Değil mi? Hayır, hepimiz düşünelim. Kocalarınızı ilk başta kıskandık mı? Kıskanmadık. Adam neredeyse neredesin aşkım dedik mi? Demedik. E şimdi abi evlenince ya da birlikte olunca tamamıyla nikahımızın altına alınca ne oluyor? bir anda baskı bir anda baskı. O yüzden akreplerden rica ediyorum. Lütfen baskıları artık bir an önce azaltalım ve erkekler baskıyı gördükçe hemen kaçarlar. Onu söylüyorum. Diyeceksiniz ki ya neden hep erkekler? Niye hep erkekler? Arkadaşlar olgumuz erkekler adına. Yani olgumuz. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum akrepler sevgilerinizi biraz daha sıcak ve sevecen göstermemiz lazım. Sevgili Nur, akrepleri bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, olur. tanımlayan sözüne anın tadını çıkartıyorum. Geçmişin karanlığında boğulmuyorum. Dünya bir gün o da bugündür diyorum ve anı yaşıyorum demiş sevgili Akrep. Ve evet. yaylarda sıra. Evet. İkili ilişkilerde neye dikkat edecek sevgili Yaylar? Kesinlikle özellikle şunu söyleyeceğim. Yaylar Herkes yay deyince yay burcu ay çok neşeli işte çok gezer. Abi niye bu tavrı yapıyoruz neden? Bence bunu bırakalım artık. Niye? Diğer astrologlarımdan da rica ediyorum. Biz yaylar burcunu özellikle eğlenceye düşkün işte e, terazi burçları gibi flörtöz söylemeyelim. Onlar da bütün herkes e, Nur, Nur Hanım siz eğlenmeyi sevmiyor musunuz? Seviyorsunuz. Siz boğa burcusunuz. Ben de oğlak burcuyum. Ben de eğlenmeyi seviyorum. Ama yaylar yaylar ya, bize tamam. göre birazcık daha evet, şey. Evet iki tık ee, ama korkuyor erkekler. Ee, ya yay kadınlarından tabi mı? Tabii bir soralım. Yani korkuyorlar. O yüzden bence yanlış anlamayın Nur Hanım. Sözüm sizden dışarı. Arkadaşlar lütfen Beyciğim. rica ediyorum. Bakın yay burçları eğlenceyi sever ama yerine göre sever. Sevdiği adam yanındaysa ya eğlenebilir. Gayet doğal. Ama bu demek değildir ki. İşte, devamlı eğlenceye gidecek her gün gidecek. Şunu yap. Hayır. Yay evine düşkündür. Yay evine bağlıdır. Yay çocuklarını sever. Yay senin ananı sever. Babanı sever. Sahip çıkar. Dikkat edin. Yay burçları genellikle kadınları daha çok kaynanacıdır. Bunu da burada vurgulama <laughs> şimdi. <şundayım efendim. gülüyor> Yunur Hanım. Peki. Yayın tanımlayan sözü ne? Evet. Ee, partnerimin Kuşkucu davranışlarına karşı sabırlı olmam gerektiğini biliyorum demesi gerekiyor. Sevgili yayın bu hafta. Çünkü sabırlı olması gereken bir süreçteler. Yaylar partnerlerine karşı sabırlı olacaklar. Oğlaklar peki? Oğlaklar aslında ben mesela kendim oğlak burcum, um. Oğlak kadını da e, dinliyorum. Geliyorlar doğum haritalarında bakıyorum Nur Hanım. Oğlaklar hep sağlamcı abi hep. Yani aman dikkat et. Bir sürpriz yapılıyor ya mesela bize. Hı. Aa niye sürpriz yapıldı? Mesela ben size az önce şu Benim sana mesela şey, bugün program sonunda bir sürprizim var. çok teşekkür <laughs> ederim. Bilmiyorum artık ne olacaksa canın sağ olsun. Önemli. <laughs> programdan atsan da yine önemli. Değil. Estağfurullah Sen canım. canımsın benim. Önemli. Burası benim babamın yeri değil ya nasıl Seni, seni çok seviyorum. Sadece şunu söylüyorum. Büyük Biz, sürprizim var. Tamam. Yani gel de şimdi o 8 dakika Hadi yayını yap Hadi şimdi o anlatalım. Sürprizleri seviyorsunuz ya. Hani oğul herkes sürpriz sever değil mi? Mesela bir kadın. Şimdi diyeceğiz ki bir kadına tek taş. E erkeğe kravat. E bir kadına güzel bir altın Adana vurması erkeğe gömlek. Ya da bir kadına güzel bir inci kolye erkeğe pantolon takım elbise. Paramız mı yok? Hediyenin değeri olmaz ki. Yani erkek sana bir çiçek bile alıyorsa onun lütfen kabul et. Ama çok fazla bir çiçek anlamsızca aniden gönderiyorsa şüphelen. İşte biz oğlaklar Hayırdır ya? oturduk yere niye bana bunu yaptı? Hmm, ne yaptı acaba? Bir şey mi yaptı? Oysa hiçbir şey yapmadı. O oğlakların içindeki şey. Bırakın 2022'de bunu atın. Gelin 2022'nin ocağın birinden itibaren hiçbir şeyi umursamayalım. Ay canım çok teşekkür ederim. Bir tanemsin benim. Alın yemeğe götürün. Beraber çıkın gezin. Abi çık oğlak oturma evde ya. Al kızı götür dışarıya. Yengeyi al götür anlamsızca. Çocuklar mı? Götür annene ver kardeşim erkek. Götür annene. hanım. Bırak benim anneme bırakalım. Annene götür. Annen sana derse ki gelinle geziyor gözü. Anne bu benim eşim. Bu benim eşim. Biz dışarı gideceğiz. Bir günde sen bak de. Ne olur? Bak sen de be anneciğim be. Oğlum mutlu olsun işte. Huzurlu olsun. Bırak gelininle geçsin. Kızını da bakın şöyle yapın. Kız içeri girdi ya gelin damatla. Hemen oğlunu öpme. Oğlunu niye öpüyorsun? Çek oğlunu kenara. Kızım. Kızım. Onu mutlu et. Onu. Onu mutlu et ki o kız da senin oğlunu mutlu etsin. Uyanık olacağız. Anneler uyandırıyorum sizi. Bir de bana diyorlar ki sevgili Nur. Ya diyor Erhan Bey siz anlatmaya başladığınızda bizim gözümüz açılmaya başladı. Yani artık hmm. biz başka türlü bakmaya başladık. E, bir ilişkileri konuşalım başka bir programda nasıl olur mu? Ilişkileri. Nasıl istersiniz sevgili? Peki e, nedir oğlan tanımlayan sözü? Evet. E, kontrolcü. Kesinlikle. Yani bu hafta sevgili oğlaklar kontrolcülüğü biraz ellerinden bırakmaları gerekiyor. Çünkü o kontrolcü tavırları ilişkisine zedeleyebilir, zarar verebilir. Sevgili kovalar. Evet. Aslında kovalar e, ayrılık dönemine girdiler. Ay. E, böyle gelgitler yaşıyorlar. Mesela. Ben bir kovanın ruhunu, bir kadının ruhunu seyansıtayım. Annem öyle derdi. Senin aslında kadın olman gerekiyordu derdi de. Orada bir şey söylüyordu. Onlar biliyor sana söylemeyeyim. Ekran kapanabilir o lafı dersem. Kesinlikle sen kadın ol derdi bana. Sevgili anneciğim de izliyor. Ee, arkadaşlar ben kova kadınıyım. Bana iyi bakar mısınız? Lütfen. Bir anlık düşünün. Ben kadınım. Bana Erhan Bacı diyorlar bu arada. Haberin olsun. Yetiş Bacı, Erhan Bacı. Hmm. Tabii dün Fransa'dan bir hanımefendi aradı e, ee, hanım hanımefendinin kocasını telefonla arayıp birisi gizli numarada senin e, eşin seni aldatıyor demiş karısı için. Yani karısı adamı aldatıyormuş. Adam da ruh hali bozulmuş. Kim olduğunu bilmiyor. Kadın da kendini nasıl ifade etsin Nur, Nur Hanım? Nasıl ifade etsin? Bir, biri bir, bir atmış ortaya bir laf. Adam kafası karışıyor. Tamam. Ka hanım da beni aradı bayan canlı yayında paylaştım son üçüncü videoyu izleye bakabilirler. Dedi ki ya Erhan Bey dedi lütfen yetişin dedi kocam dedi böyle böyle bir durum yaşandı çok zor durumdayız kocam bana inanıyor mu inanmıyor mu bilmiyorum eve de geldi yok bu saatte dedi. Dedim kocanın numarasını ver bakayım canlı yayında kocasını aradım canlı yayında numarada var çevirdim beyefendi dedim böyle böyle evet dedi ya dedi böyle şey oluyor ama dedi ben dedi karımı çok seviyorum. Karımı dedi böyle bir şeyle suçlamıyorum ama benim kafam karışıyor. Midem bulandı. Bu kim bu? Niye yaparlar? Benim de Lyon, Lyon'da, Fransa Lyon'da Türk polis arkadaşlarım var. Dedim onlara verin numarayı iletelim. Gizli numara da olsa bulurlar. Ama sizin eşiniz sizi aldatmıyor dedim. Gidin evinize eşinizi alnından öpün dedim. Bunu niye söyledim? Adam da eşini seviyor ama. Ya Nur Hanım kusura bakmayın. Bir ilişki varsa bu ilişkinin içine bir çamur atılıyorsa. Ya mesela bu adama güvenme. Nereden biliyorsunuz? Yandan sağdan soldan gelen laflara inanmayın. O yüzden Peki. kova burçlarına şunu söylemek Heh. istiyorum. Lütfen ayrılık kararları alabilirler. Ayrılık kararları almayın. Sakin olun. Pişman olursunuz diye söylemek istiyorum. Çünkü kova burcu eğer bir erkeği bırakırsan, bir erkeği bırakırsan pişman olacaksın. Bu sefer gelsin geri dönsün geri bilmem ne gitti abi gitti gönderme. Çünkü senin sevdiğin adam gururu giderse gelmez. Peki onların e, evet. motivasyon sözü, onları tanımlayan söz ne? Evet. İlişkilerinde özel alanlarım var, bunlara önem veriyorum. Yani biraz daha e, içe dönük, kendilerini e, daha önemsedikleri bir ay olmaları ay, ay olması gerekiyor. Ama ilişkilerle ilgili karar vermemesi Kesinlikle gereken Kesinlikle Aydalar. Kesinlikle. Nuran balık. Balığı da bitirelim. Evet. Tabii. Balığı da bitirelim. Sonra sürprize hazırlıklı olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Nuran'ım Hanım balıklar aslında <laughs> ruh ikizlerimiz, ruh, ikizlerimiz, ruh ikizlerimiz karşıda. Bir kere balıklarda şöyle bir durum var. Bir mutlu bir mutsuz. Bir mutlu bir mutsuz. Abi seksek mi oynuyoruz? Seksek mi atıyoruz? Ne yapıyoruz? Lütfen o beş taş oynamıyoruz. Tek taş oynamıyoruz. Sizden ricam var. Kararlı olacaksınız ilişkilerinizde. O zaman acele etmeyeceksiniz. Mesela balık burçları hayatında kimse yok. 20 gündür, 1 aydır, 2 aydır, 3 aydır erkek arkadaşı yok. E boşlukta mıyız? Ya böyle bir şey yok. Bir kere kadın, şunu kabul etmiyorum abi, kadın veya erkek için. Ben boşluktaydım, hata yaptım, böyle oldu, şöyle oldu. Bir reklama gidelim, hemen dönelim, balıkları tekrar anlatmaya evet. devam edelim. Evet, balıklarda nerede kalmıştık? Efendim bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Kararsızlıklar. Bu ne ya? Ya yok abi böyle bir şey yapmayın. Lütfen sevgili balıklar. Sizden bir ricam var. Abi 6 ay sevginiz olmasın ya. Ya olmasın. 180 gün olmasın. 180 günün içinde iki kişiyi hayatımıza alsak. 3 ay 3 ay. E ne oldu boşuna enerjimiz gitti. Yani üzüldük. Etkile. Bir de her ilişkide yüzde iki psikolojimiz bozuluyor. Çünkü her ilişki sizin kafanızın kenarına bir anı kalıyor. Hepsini topla 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 balon bile olsa patlar da yapacağımız tek bir şey. 6 ayın sonunda 181. günde eleyeceğiz eleyeceğiz birini bulup hayatımızı alacağız kararsızlıktan çıkacağız. Hmm. Onu yapacağız yapacağımız yok. Şimdi ben Azerbaycan'a gittiğimde orada stand up yapacağım. Bu akşam mesela. gidiyorsunuz değil mi? Bu akşam gidiyorum. Cuma ve Cumartesi Azerbaycan'dayım. Orada mesela yatak koyduk. 300 kişi var yatak mı? Yatak normal Cem Yılmaz gibi stand-up, özür evet. dilerim. Cem Yılmaz gibi stand-up yapıyorum düşünün bir yatak koyuyorum. Ben pijama giyiyorum, partnerim pijama giyiyor. Uzun bir yastık olacak tabii ortada. Nasıl yatakta yatarken erkeğe akrep ne yapmalı, aslan ne yapmalı, koç nasıl davranmalı? Bunlar çok önemli Nur Hanım. Aa. E, evli, evlilikte, evet mesela kadın, erkek mesela sarılmayı sevmiyor. E sen istiyorsun ki sarılsın boynuma, boğazıma. Mesela koç bir kocam varsa nasıl davranmam lazım? Yatakta alsın? değil mi? Ortaya yastığı koyduk. Özür dilerim. Koç bir ko koca var diyelim. Koç bir koca. Bakın. Yaklaşık 45 saniye sarıldır, sarılırsın ona. Koça. Koç erkeğine. Koç erkeğine 45 saniye. Saat tut hemen ama bak. Tık 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 45 46 olmaya başladığında sıkılmaya başlıyor adam. Hayatım iyi geceler diyor hemen. Dönüyor sana, hayatım öpüyor yanandan. Hadi sana iyi gece. O sağa, sen sola. O Ama yüzden... Koç erkeğinden bahsediyor, yani evet. kadınlar nasıl davran? Peki akrep erkeğine? Akrep erkeği çok böyle. istediğin kadar sarın, göğsünde yat. O saçını alır seni böyle lap yapıştırır buraya göğsüne. Aşkımsın der. Arada sırada saçlarını böyle. <laughs> Sen zaten uyuyasın gelir gidersin. Ama o seni gizlice sonra koyar Abi, kendine bunları devam. konuşalım o Yapalım zaman. da. Ya, ya ilişkiler öyle ki bildiğin gibi değil. Zaten bu yüzden dışarıdaki, dışarıdaki kadınlara bu yüzden kaçıyorlar. Peki. O yüzden buna dikkat edelim. Dışarıdaki kadınlara kocalarımızı kaptırmıyoruz. Kaptırmamak için ne yapacağız? Erhan Bacar. Aa sürprizin bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Her Bir gün tanesi. böyle geliyor. Neredesin? Aşağıda buradayım. Ama süper. Bence hep böyle bitirelim. Lütfen, Buyurunuz. Hariç. Siz kapatın evet. bugün yayını. Efendim gününüz nasıl olursa olsun şunu unutmayın. Hafta içi her gün hayatta her şey. Varda Nur Viral'desiniz. Nur Viral siz güne başlamayın. Çünkü hayata ve güne başlamamış sayarsınız. Bu haftada günü de Nur Viral ile kapattık. Buyurun efendim son söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz kendinize iyi bakın olur mu? Hayatınızda hep güzel insanlar çıksın karşınızda.